bitti, ortalık karıştı. Türkiye bu görüntüleri konuşacak. Hayriye abla dur. Hayriye abla dur. Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı. Puanları sakın kaçırmayın. Daha önce kendisiyle hiç yüz yüze geldi misin? Hayır. Koray Bey'i ilk defa burada gördüm. Sosyal medyada fotoğraflarımı beğenmiş Koray Bey. Eşi de beraber olduğumuz düşünüyor ama öyle bir şeyimiz yok. Neden ısrarla aşklarını inkar ediyorlar? Esenler'e otogarına indim. Oradan Ankara'ya geldim. Esenler'e otogarına indim. Oradan Ankara'ya geldim. Esenler İstanbul. Ankara'ya diyerekten geldim. Canlı yayındaki hangi çelişkili ifadeleri onlara ele verdi? Çok enteresan değil mi? Hayat sizi buluşturuyor. Aynı gün kaçıyorsunuz, aynı zamanda korona oluyorsunuz. Çok tesadüf yani. Gerçekten tesadüf yani. Ben hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Koray Münevver aşkında son günden büyük hamle. Esra abla bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Konuşulmayanlar konuşulacak. Bu Münevver Hanım sizin sosyal medya hesabınızmış. Hesabım olabilir ama benim bu böyle fincanlarım yok. Böyle fincanlarım yok Esra Hanım. Bu sizin hesabınız değil mi? Evet. Koray'ım tatlı ister ben yapmam mı? Hayır Esra Hanım yalan. Ne? Büyük yüzleşmede son perde. Siz yolunuzu çizmişsiniz. Anlaştınız şu anda. İkiniz anlaştınız. Şey, yalan söyleme gerek yok ya. Çıkın karşımıza. Yaptık biz. Hiç uğraşmasın. Herkes kendi yoluna gitsin. Şimdi Esra Erol'da. Parkta tanıştı. Çocuğunu da aldı. Yanına kaçtı. Biri mi aldım geldi, çocuğumu aldı. Gittim bir arkadaşın yanına. Kim bu arkadaşınız? Erkek arkadaşım. Parkta tanıştım. Sevdim Esra Hanım. Sevdim yani. Ayşe'nin yanına kaçtığı o isim kim? Muzaffer o sürpriz ismi tanıyor mu? Ayşe söz verdiği gibi çocuğu getirecek mi? Benim çocuğumu bana teslim et, nereye gitsen git. Çocuğum benim yeğen Emin ellerde. Emin ellerde değil çocuk. Annesinin yanında. Çocuk Emin ellerde değil. Gerçekten gidelim alalım o zaman. Şimdi Esra Erol'da. Nilüfer ortaya çıktı sevgili seyirciler. Hoş geldin. 2 Nisan'da niye evden ayrıldın? Ben tek başıma daha mutluyum. Hemen çıkmıştım buraya. Nilüfer gitti, kayboldu, Sakallı'ya gitti. Ne oldu, Sakallı'ya mı gittim ben? Boş ben konuşuyor. Gitmedin mi? İnkar etti, yalanladı, saygısızlığıyla, ağzından çıkan her kelimeyle herkesi çileden çıkardı. Bu annen sana nasıl bir kötülük yaptı? Ben sizinle muhatap olmak istemiyorum. Bir işin bozuldu değil mi? Bu işin bozuldu. Benim hayatım istediğim gibi yaşıyor. Ona nasıl durdun ya? Kız şimdi tek hayat istiyor. Sus kız. Nilüfer'in kime kaçtığı ortaya çıktı. O ismi Esra Erol açıklayacak, yer yerinden oynayacak. Halit Erez'i arıyorduk sevgili seyirciler. Baba oğul 19 yıl sonra kavuşuyorlar. İlk buluşma. DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak. Ne hissediyorsunuz? Biraz sevindik, biraz şey olduk. Adam DNA testinizi yaparız, ondan sonra başımızın yeri var. Vuralı, DNA testi yapılmadan da bu benim oğlumdur, ben onu kabul ediyorum diyor musunuz? Diyor. Harik Bey, 19 yaşındaki Vural'ın babası mı? Şimdi Esra Erol'da. Evli kızım iki torunumu da alarak 5 Temmuz'da kayıplara karıştı. Evli kızım iki torunumu alarak kayıplara karıştı. 5 Temmuz'dan bu yanına yerleri yürütüyor. Kızım sana sesleniyorum ne olur, ailem de perişan oldu. Ben de perişan oldum. Çık Hatice'm, neredeysen gel Hatice'm. Kızımın ve torunlarımın hayatından endişe ediyorum diyen Kezban teyzenin gözyaşları içinde haykırışı şimdi Esra Erol'da. Çığlıklarımızı duymasanız hiç kimse duymuyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler. Arın balım peçeyim, gülün dalım çiçeğim. Biz
bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar ATV ekranlarından. Hayırlı cumalar diliyoruz. Haftanın son gününü yaptık sevgili seyirciler. Ekran başındaki seyircilerimizi, stüdyodaki konuklarımızı alkışlıyoruz. Bay be. Hafta sonu geldi çattı. Ne yapacaksınız bu hafta sonu? Çok tatlısınız. Allah Allah. Efendim salon, mutfak, mutfak, salon. Değil mi? Öyle. Günü geçireceğiz en azından. Evde de hareket edelim. Vallahi benim babam almış nohutları, tanelerini. Bir tane de kendine bir bardak gibi bir şey yapmış. Eline de almış nohutları. Evde turluyor. Her turunda bir tane atıyor ki unutmayayım diye. Evin içerisinde. Helal olsun sana be ihtiyar. Kızıyor ihtiyar dediğimde. Güzel, keyifli bir yayın olsun. Sevdiklerimizle, ailemizle hep bir arada olalım. Ama siz aile içerisindeki sıkıntılarla ve sorunlarla uğraşıyorsanız, biz buradayız. Size destek olmaya, yanınızda olmaya, yalnız değilsiniz demek için buradayız. Bize başvuruda bulunabilirsiniz. Hemen ilk konuklarımı davet etmek istiyorum. Onlardan biri Vural Cindi, biyolojik babasını aramak üzere programa başvuruda bulundu. Baba Halit Ertöz'ü bulduk ama babanın kafasında şöyle bir soru işareti vardı. Acaba ben Vural'ın gerçekten babası mıyım? Bu ortaya çıkabilir mi? DNA testi istiyoruz demişti. Bugün DNA testinin sonucu açıklanacak. Aslında baba oğulluk, baba oğullar mı değiller mi? Sorunun cevabını alacağız. Buyursunlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. Şimdi Halit Bey'i de alacağız birazdan. O gelene kadar hemen stüdyoda Kezban Süleyman Özçelik çifti var. Ankara'dan katılıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan geliyorsunuz bu Ramazan gününde. Evet. Evladınız için. Evladım için. 15 Temmuz'da kayboldu. Yerler arıyorum. Senin umutlandım sana. Sana şey ettim. Birinci Allah, ikinci sensin. Bu oyun 10 aydan beri arıyorum. Yırtıyorum yerleri. Vardığım yerler söylemiyor. Umudum kesildi yani. Umudunu kaybetme. Bütün her tarafa başvurduk. Bize hiçbir cevap veren olmadı. En son çaremiz siz kaldınız. Sizin yanınıza geldim. Aslında cevap geldi size. Şöyle cevap geliyor. Diyor ki ailemle görüşmek istemiyorum diyor. Evet. Bu evet. Çok önemli bir cevap. Evet. Bu kızınız 5 Temmuz tarihinde iki çocuğunu alarak bir anda ortadan kayboluyor. Kayboldu. Hatta o 5 Temmuz günü siz kızınızın evine gidiyorsunuz. Kızınız gittim. Evli. Kaç yıllık evliliği var? İki tane çocuğu var 15 ve 4 yaşlarında. Hilmi ile evli. O gün onunla berabersiniz. Vardım, bana konuşmuyordu. Yavrum dedim, neyse hani hasta mısın, ne çaren varsa telefon ediyorum. Telefonuma cevap vermiyorsun. Neyse dedim, söyle ben ona çare olayım dedim. Sen dedi damatım hasta diyorsun dedi. Aha senin damat hani senin olsun gibisin. Orada bir şey söyledi, anlayamadım ama... Siz her zaman bu aranızda bazı konuşmalar geçiyor. Herhalde kızınızı uyarıyorsunuz. Uyarıyorum. Uyardığınızda da hep damadı kolluyorsunuz. Ya hasta olduğu için dedim hani belki üstüne varmayalım. İnsanlıktır, hasta olabilir. Biz de sonumuz ne olacak? Siz de mi gittiniz o gün dayı olarak? Yok ben yetmedim. Yani büyük bu ablam, diğeri. Ablam olduğu için yanısına geldim, yanısına. Ama biz de ona biz hiçbir zaman bir şey yapmadık ki. Yani yeğenime kötülük olarak veya ne bileyim bir şey olarak yapmadık biz ona. Ana bize bir şey deseydi ki eşimle rahatsızım veya bizim şöyle bir durumumuz var anne dayı dese belki biz kendimize göre önlem alırdık. Şimdi hemen bir o günden bahsedelim. Siz evden ayrıldıktan sonra aslında 2-3 saat sonra eşyalarını toparlamış gidiyor. Evden giderken neleri götürüyor? Eşyalarını almış. Bir yüklü miktarda 10-15 bin TL gibi bir para varmış. Parası var dedi. O bileziği vardı. Bileziği alıp çocukları alıp. Kaybolmuş ama nereye gittiğini bilemedik, bulamadık. Damadınız hemen kayıp başvurusu yapmış. Yaptı. Kayıp başvurusunu aslında Balıkesir'de bir pansiyonda kalırken ifade vermiş. Annem tarafıyla da görüşmüyorum. Kocam tarafıyla da görüşmüyorum. Kimseyi istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Balıkesir'de sizin kiminiz neyiniz hiç var? Kimsemiz hiç kimsemiz yok. Bir bağlantınız, bir bağınız. Hiç hani bağlantımız falan yok. Yani. Sadece kadın sığınma evinde olduğunu öğrendik. Ama ne derece doğru?
Ne zaman kadın sığınma evindeymiş? O dönem mi? İşte o ara gittikten sonra çocuklarını bu Helmi, eşi oraya okula yazdırtmışlar internet şeyinden. Yurtta olduğu için yurttan ona olduğu gösteriyorlar için. Yani. Yurtta olduğu ama için orada pansiyonda başka kalıyor. Başka bir şeyden bilemiyorum. Hayır, o dönem pansiyonda kalmış. Yani yaşadı, nerede yaşıyordu? Ankara'da yaşamıyor mu? Bilemiyor yani. Hayır, hayır. Hatice Ankara'da yaşıyordu. Ankara'dan atlıyor çocuklarla beraber Balıkesir'e gidiyor. Balıkesir'de pansiyonda kalıyor. Orada kayıt olduğunda, kocasına kayıp başvurusu yapıldığında o bilgiler düştüğü için de gidip sonrasında polis ifadesini alıyor. Yani sen kayıpsın, çocuklarla beraber neredesin diyor. Ben ailemle görüşmek istemiyorum demiş. Öyle evet. Demiş, evet öyle. Doğru. Ama Balıkesir'le herhangi bir bağlantınız? Bağlantımız yani, neyimiz, hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyiniz. Yani yurtta kaldığını da bilmiyor, bir yere gittiğini de bilmiyor yani, bilmiyor. Peki sizin son çaremiz sensin. Hatice ile yani kocasının arasında ne gibi problemler vardı? Ya çocuğu azıcık kendi kocası böyle rahatsızdı. Kendinde nesi var rahatsızlığı? Eplem hastasıydı. Kızda da tireoid hastalığı çıktı. Onu öyle şey yaptı. Oğlan da doğuştan bir rahatsızlık oldu. Öyle olunca işte bu bir psikoloji bozuldu. Öyle gitti sanıyorum. Ama ne türlü gitti, nasıl gitti orasını bilgim yok. Sizinle iletişimi ne zaman kesti? İki senedir belli yani, geliyordu gidiyordu da yani evine fiziken gittiğinde var ama ruhen yok. Yoktu. Zaten bundan gitmeden 6 ay önce de Çorum'a geldi, zaten benim yanıma geldi. Bizdeydi, çocuğu gezdirmek için geldi çocukları. Bizde kaldı bir ay kadar. Biz hani öyle bir şey demedi. Dayı benim şu durumum falan şu. Dayı, söylemezdi annem. Ben yine geleceğim. Ben dedi. Kocamı sevmiyorum, boşanmak istiyorum. Hayır dedi hayır mi? Öyle hiçbir şey yok. Hiçbir şey demedi. Zaten keşke öyle bir şey dense dese, en azından yani. Biz kendimize ona göre derdik. Bana söylemezdi de yani, ben de kocamdan ayrıldığım için. Yani bana söylemezdi, annem üzülecek, annemin şeyi kahri kendine yeter diye bana öyle bir bilgi söylemezdi de konuşmadı. Ama kocası dediğin onun söyler. Babası değil mi? Yok, kendim de ayrıldım. Ha, öbür eşinden de ayrıldım. Ben kendim ayrıldım. Yani bu da eşinden ayrıldı. 20 senedir ben de ayrıyım. 3 oğlum. Tamam, 20 yıldır ayrısın. Aynen. Yani hani boşanmanın ne demek olduğu, neden ayrıl... Yani iki insanın, iki yetişkin bir evi paylaşamıyorsa, sorunlar çıkıyorsa, boşanmanın normal olduğunu Hatice biliyor mu? Biliyor. Biliyor. Yani bunu ben istemiyorum, eşimle yapamıyorum demesi belki de yeterliydi ama 5 Temmuz'dan beri Hatice... Yok, söylemedi. Güzelceoğlu iki çocuğuyla beraber ortadan kayboluyor. Siz kızınızı göremiyorsunuz, torunları hiç göremiyorsunuz. Göremiyor. Hiç. Baba çocuklarını göremiyor. Hiç göremiyor. Ne babası görüyor ne biz görüyor. Yani ailem de böyle yıkıldı. Onun ailesi de yıkıldı. Şuradayım dese, bir telefon etse en azından bir sakinler bilemiyor yani. Dışarıda mı kalıyor, sokakta mı yatıyor, yani nerelerde? Gitti ama bu 10 ay oldu ama hiç bir bilgi de yok. Ulaşamıyor da çocuklarımın deli kolu bağlı. Şimdi öbürü de okul çağında zaten eğitim görmesi lazım. Hayatı sürdürmek lazım korona sürecinde. Ya çocuğun dokunuşluğu çok iyiydi yani. Okuması çok güzeldi, süperdi. Yani bunun psikolojisi mi bozuldu gitti, biri kafaya mı takıldı gitti, yani bir bilgimiz yok. Ama çocuk da 15 yaşında, istese anneanneye, dedeye, herkese ulaşabilir yani. Vallahi nasıl olduğunu bilemiyor. Elimiz kolumuz bağlı. O çocuktan mı bizim gibi ulaşamıyor? Nasıl olduğunu hiç bilgimiz yok yani. Kardeşler buradan öyle perişan. Kızınıza çağrıda bulunun Hatice'ye. Hatice'm yavrum neredeysen ne olur yıktın bizi, gel gel ne olur gel. Çocuklarına da hasretik, sana da hasretik, gel. Neyse konuşalım, Esra Hanım bizim şeyimizi çözecek, gel. Neyi çözeceğim? Ya neyse ortalıkta, onun sorunu neyse, benim sorunum neyse, benden sorunu, ilgisi neyse çözelim. Sizin sorununuz ne? Ya bana ne küstü, bana neden kırıldı? Kardeşlerine niye yani durumunu anlatsaydı, kardeşler onun için can veriyordu. Dayılar olsun, teyzeler olsun, hani bunun üstüne çok düşerlerdi. Ben de bu geçmişi bir anda silip atmayı, hiç sanki o aile fertleriniz, hayatınız yokmuş gibi yaşamaya gidip sıfır bir yerde yeni bir hayat kurmayı benim hala aklım almıyor. Yani onu kafamda bir oturtamıyorum. Çünkü insan hep böyle geçmişinde onun yaşamını bilen, anılarına ortak olan, üzüntüsünü ve sevincini paylaştığı insanlara hiç ihtiyaç duyar. Bize eğer hiçbir şey söylemedi ki. Siz olmak zorunda değilsiniz ama ne bileyim, bir komşun vardır, komşunu hatırlarsın, bir onu aramak istersin, sesini duymak, özlersin yani. Hiç aramadı. Bugün 10 ay oldu. 10 aydan beri biz yani parçalanıyoruz ama elinden bir şey yok. Oğlan kardeşleri de öyle. Bu kardeşlerim olsun, o da öyle. Kız kardeşlerim, kız kardeşimin çocukları. Yani herkes dalgoları ama ulaşamıyor. Hiçbir şekilde ulaşamıyor. Siz o gün hiç anlamadınız mı hareketlerinden?
O hazırlanmış yani. Sizin arkanızdan çıkıyor evden. Ya hareketlerinden, davranışlarından, yapmadım. Çocukların hareketlerinden. Sade bana değişi yani sen damadım damadım diyordun dedi. Aa bundan sonra ne yapacaksın deyin. Orayı tam aklımda kalmadı. Al damadını başına çal dedi sana anladığım kadarıyla. Ya ben ağladım böyle ağlama boşuna dedi. Peki niye sen damadım diyorsun? O ben ayrılacağım diyordu demesi lazım. Sen de ayrılamazsın. Ya ona da hayır ayrılacağım ne hiç demedi. Böyle ayrılacağım yahut ki şöyle böyle hiç demedi. Ama demek ki evde tartışmalar varmış. İçerisinde bilemiyorum. Bana anlatmadı. Anlatmadı. Keşke de anlataydı. Keşke yanıma gelseydi. İşte bazen insan böyle dertlerini anlatamıyor. Karşı taraf hemen tepki anlatmadı. Veriyor o ya. O tepkiden korktuğu için de gerçeği anlatmak istemiyor. Bu arada şimdi ihbar hattına bazı bilgiler geliyor. Hatice, Hatice'yi arıyoruz sevgili seyirciler. Fotoğrafı ekranda Hatice Güzelcioğlu'nun iki o çocuğuyla beraber 5 Temmuz'dan beri hayır. Ortada yok. Bir Balıkesir'e gitmiş ama bu Balıkesir doğru. Çünkü Balıkesir Karesi'den, Karesi ilçesinden Hatice'yi tanıdıklarına ve gördüklerine dair çok önemli ihbarlar geliyor. İhbarların hepsi de bu yönde. İnşallah ağzına kurban olayım. Hatice Hanım'ın annesi, babası, yakınları, kardeşim, dayısı, herkes burada. Ondan gelecek olan bir haberi, bir cevabı bekliyorlar. Neden ortadan kayboldun? Niye ailesini sildiğini, yok saydığının cevabını öğrenmek istiyorlar. Dileriz. Bu cevabı i̇nşallah. Sizden i̇nşallah. Alırız. İnşallah. Pazartesi i̇nşallah. Devam edeceğiz bu i̇nşallah konuya. Esra Hanım, inşallah. Şimdi Bural Cin konusunda baba Halit Ertüs stüdyoda olacak. Önce hatırlatmamız ardından da Bural için önemli bir an. Çünkü DNA testi evet. Açıklanacak. Halit Ertüs'ü arıyorduk sevgili seyirciler. Bulduk ve getirdik. Baba oğul 19 yıl sonra kavuşuyorlar. İlk buluşma. Şimdi ben bu hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyorum. Gönül Hanım'la 2001 yılında dini nikahlı beraber oluyorsunuz. Evet. Resmi nikah yapmıyorsunuz. Neden? Resmi nikah ama babası kağıtları getirecekti, başkasını evledi. Size geldiğinde evli miydi Gönül Hanım resmi? Almaya gittiğimizde babasına başka yerde evlenmiş, ayrılmış, boş kağıtlarını getireceğim arkandan dedi. Aldık, getirdik, tamam dedi, kabul ettik. Sonra bir gün geldi, gene bu Ahmet Bey, o boşuyor, boşalmadı, kağıtları alamadım. Alıp götüreceğim dedi. Gönül'ü. Heh, vallahi başka bir şey diyemedim. Aldı, boşamak götürdü. İçin mi kızını aldı, orduya tekrar götürdü? Götürdü. Biz öyle dedi. Evet. Biz öyle dedi. Benim çocuğum ayrıldı. Ayrıldı geldi. Uğurcan Ok diye bir çocuk vardır bana geliyor, ben gidiyorum. Ayrıldıktan sonra, 6 ay sonra Nuri Kaymak bunları bana getirdi. Gel senin çocuğun buraya yapalım dedim, yaptık. Bana dedi ki Ali Ertüs, bu hastalandı, götürdüm Melmeke'de. Çocuğa ilaç vitaminsiz sana dedi. Sana şöyle bir şey yok. Yemin ederim vallahi billahi hasta değildi bak. Yalvardım kal diye. Gitme babanına dedim. Ne hissediyorsunuz? Biraz sevindik, biraz şey olduk. Adam DNA testimizi yaparız. Ondan sonra başımızda yeri var. Bugün Halit Bey'in yanında hem kız kardeş hem de amcaoğlu var. Siz de evet. Destek olmak için geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi o gün yayında Halit Bey'i aradığımızda oğlu onu aramak üzere programa katıldı. Ne oldu aile içerisinde? Neler yaşandı? Vallahi çok büyük bir heyecan. Herkes merakla bekliyor. Biz de aynı şekilde. Hayırlısı diyelim. Bugün sizi daha böyle bir enerjik, pozitif tabii. Gördüm. Yani Hülya biraz Hanım. Daha sakiniz. İlk günkünden biraz daha sakiniz. Evet. Halit Bey. Evet. Arada 19 yıllık bir bilinmezlik var. Siz yine de benim oğlumdur dediniz ama DNA testinin sonucu sizin için önemli. Tabii. Bu Mural'la kavuştuktan sonraki birkaç gün nasıl geçti? İyi geçti. Görüştünüz mü? Görüştük. Bural senin için nasıldı? İyi güzeldi yani. Ha? Yaşadığım mutluluklar falan paha biçilemez. Peki bu birkaç günde babana yani Halit Bey'e nasıl hitap ediyordun? Baba diye. Hep baba diye. Evet.
Onu tanımak, onu yakından tanıyınca sevdin mi? Bazen insan uzaklaşabiliyor çünkü. Ya, tam hani ısınma olmaz hani ilk görüşte falan ama hani sonradan ısınıyor insanın içi. İnsanın içi ısınıyor. Kusura bakmayın. Ahmet Bey. Buyurun efendim, kalkabilir miyim? Tabii kalkabilirsiniz, ben buyurun, de kalkayım sizinle Hanım, beraber. Buyurun efendim. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ben, siz görüştünüz mü, sohbet Halit ettiniz Bey'le, mi? Halit Bey'le biz başka otelde kalıyoruz. Halit Bey başka otelde kalıyor. Halit Bey'le 1,5 saat önce biz konuştuk. Çok otelde 10 gün çok zamanım geçti. Herkesin bir noksanı olabiliyor, bir hatası olabiliyor. Kendisi burada, kardeşi de burada. Anlaştık. Hepimiz birbirinden özür dileyip sarılacağız. Buradan ayrılıp gideceğiz. Efendim, böyle karar verdik. Ah, bravo. Nasıl belli olacaktı? Öyle karar verdik. Esra Hanım. Şimdi ilk gün aslında Vural buraya başvuran kişi, siz onun yanında gelen, babasını arama konusunda teşvik eden kişi olmanıza karşın biz baba Halit Bey'i ortaya çıkartıp buraya getirdiğimizde itiraz ederek hepimizi şaşırttınız. Öyle gerekiyordu, öyle dediler. Ben anladım. Çünkü şöyle oldu Esra Hanım, Sayın Esra Hanım. 20 sene azıcık değil ki efendim. 20 sene azıcık değil ki. Canından bir tarafını boşanıyor. Zamanında attığım adının faturasını yanımda. Onu hissediyorum. Faturayı mı ödesin? Siz bunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani o faturadan yaptığımız, kastınız nedir? Yaptığımız hatanın babası da öyle konuştu ikimiz de. Babası da ben de. Yani ikimiz de yanlış yapmışız. İkimiz de birbirinden burada Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde öyle Ahmet konuştuk. Ahmet Bey, şimdi Vural'ın annesi konuştuk. İşitme engeli olan engelli bir kadın. Evet. Çanakkale'den Halit Bey talip olarak çıktığında siz kızınızı Çanakkale'ye götürdünüz mü? Evet. Götürdünüz. Evet. Onlar bir beraberlik yaşadılar mı? Evet. Yaşadılar. Evet. Niye evlenemediler? Çünkü kızınız evliydi. Hayır efendim. Ya da ayrıydı yani, eşinden resmi olarak yani. Boşanmamıştı. Yani. Siz kızınızın boşanma davasını gerçekleştirmek üzere Çanakkale'den aldınız. Hayır efendim. Hayır. Çanakkale'den aldınız. Hayır. Orduya götürdünüz. Sonra diyor ki ben hani eşim olarak gördüğüm kişiyi bir daha görmedim diyor. Ben ona anlattım içeride Esra Hanım. Benim gelmediğimden ben hatalıyım dedi. Gelmediğimden peşimden dedi. Karımın peşinden gelmediğimden sen de hakkımı sormadığından hatalıyım dedi. Esra Hanım söz alabilir miyim? Tabii. Söz alabilir miyim? Buyurun. Dediği gibi içeride konuştuk. Yalnız şöyle bir şey. Kendisine de belirttim. Yani gelinimizi götürdükten sonra hiç evlenmeden tekrar çocuğuyla birlikte getirseydi, bize verseydi o zaman bir özür hak ediyordu. Ama ben özür dilemiyorum, sadece teşekkür ediyorum herkesin huzurunda. Allah razı olsun diyorum bu yaşa getirdiği için. Ben güzel. Özür dilemek istemiyorum yani. Özür dileyecek olursam da ben Vural'dan özür dilemek istiyorum. Senin peşine düşmedik diye. Evet. Hala ben Vural'dan dilen halası fark etmez. Diliyorum, ben Vural'dan dilemek istiyorum. Tamam. Ben babamla halamla da konuştum, dedemle de konuştum. Her iki tarafın hatası var. Onlar arayıp bulmamakla suçlu. Dedem de getirmemekle suçlu. Ben de geri götürmemekten suçluyum. Ama ben anne niye götürüldü hala oradayım. Yani sizin evlenmek amacıyla gönderdiğiniz kızınızı iletişim kurabildiğini düşünmüyorum o zamanki şartlarda. Yani seçim şansı yok yani. Yıl 2003 yılında siz verdiğiniz kızınızı iletişimde kurmadan geliyorsunuz bir gün almaya paket karar gibi veriyorsunuz. Aslında. Avukat hanımım, sayın avukatım. Ve evlilikle çocuğum, ilgili şimdi şeyi bilemiyorum ama bu çocuk dünyaya geldiğinde nüfus şeyine baktığında Mayıs 2003 doğumlu. Evet. Anne o dönemde evli değil. Yani şey, bizim kanunumuza göre 300 gün şeyi de vardır. Boşanma tarihlerine bakıyorum, daha önceki eş Ali Osman, orada da bir şey yok. Arif yani Şerif. Boşanmak amacıyla anlattığınız hikaye uymuyor resmi kayıtlara göre. Avukat hanım, ben bir şey size söyleyebilir miyim? Siz hukuk insanısınız. İkizce, nüfus müdürü Ali Güngör, 2001'de, 2002'de Vuralcin doğmuştur. Babası Çanakkale'de olduğu için babasının soy ismini, bak siz avukatsınız. Şimdi sayın artık avukatım, o detaylara vermedi, bir yer girmek istemiyorum Ahmet benim Bey. Soyadımını. Asıl mevzu şu, sizin hani ben kızımı boşandıracağım, kocasından boşandırıp sana tekrar geri getireceğim dedin ya.
O zaman öyle bir mahkeme, öyle bir dava yok. Yok. Boşandıracağım diye bir şey demedim ki ben. Onlar hasta ya, oldu, ilgi, ben bıraktım yani abla. Yani ilgisi var önceden. Yani bunların önceden düşüncesi Veysa Hanım'ın. Onu halledip... Hani öyle bir şey yok. Ya boşanması olmayan kızı hangi sebeple alacaksın? Yani ben de götür dediler. Ben sizin de götürdüm Veysa Hanım. Sizin yanınızdan nereye aldılar? Esra Hanım, zaman... aynı söylediğimiz şekilde yani biz bu kadar fedakarlık yapmışız, oralara gitmişiz. Yani maddi manevi, yani biz niye gelinimizi istemeyelim veyahut da niye gönderelim? Benim annem babam torun hasretiyle gittiler dünyadan yani. Boşanma yokmuş o zaman, zaten bekarmış, nikah kıyılmasına da herhangi bir engel durum yokmuş. Ama bize öyle söylediler ya, daha doğrusu babamlara öyle söylemişler. Ben babasıyla hiç öyle... Vallahi yani ben yine söylüyorum, bütün siz ne yaparsanız ne derseniz deyin, Vural'ın hayatı 19 yıllık yaşamını... Birinin bir sözü, bir davranışı etkiledi mi tabii kardeşim? Ki. Etkiledi. Tabii ki. Bu çocuğun içinde ne fırtınalar koptuğunu hiç kimse bilemez. Bilemez. Annesine evet. sorsa daha acısı ki annesinden tek bir cevap alamaz. Çünkü annesinin konuşma yetisi, yeteneği yok. Vural, sana bir soru soracağım. Buyur. Sen baban olarak kabul ediyorsun, DNA testi açıklanacak. O zaman bütün sular durulacak. Çünkü annenin gitmesi... ya da daha önceki yaşantısıyla ilgili kafa, ya yaşant derken babanın kızını kontrol etmesiyle ilgili şaibeler ve soru işaretleri var. Halit Bey, baban çıkarsa babanla gider misin? Giderim. Ama şöyle bir giderim. Giderim, soy ismimi alırım. Kendi gerçek yaşımı alırım. Yani kalırım babamın yanında bir iki hafta. Sonra zaten okul işlerimi halledeceğim, geri geleceğim. Mahkemem falan da var. Bir iki hafta kalırım. Hem görmüş olurum babamın kaldığı yeri falan. Hem akrabalığım dayılarımla, amcalarımla falan tanışırım. Gelirim, okulumu hallederim. Ben babamla da konuştum zaten. Okulumu halledip, okulumu bitirip öyle geleceğim babamın yanına tekrardan. Halit Bey. Halit Bey, DNA testi istediniz ya. Siz söyleyin Hülya Hanım. Halit Bey'in kulakları biraz zor duyuyor. Evet, DNA ben de o yüzden böyle bağırarak. Soruyor Fethra Hanım. DNA testinde baba Halit, baba sensin dersem çocuğunu alıp götürür müsün? Götürürüm. Ha? Götürürüm. Götürürüm. Sonuna kadar da arkasındayız. Arkasındayım. Elime erdikçe vücudumu götürdü yettikçe yani arkasındayım. Vücudumu yettiği kadar arkasındayız. Devam ederiz hayatımıza. Götürürüm. Sizin de hiç çocuğunuz olmamış. Yok maalesef. Yok. Evlenmedi de efendim. Bu olaydan sonra hiç evli yok. Gelecek diye bekledim, babası getirecek diye. Gerçekten mi? Aynen. Valla. Öyle alıştık da birimizde. Özellikle çocukları da çok sever abim. Çok şey yapar ama işte böyle oldu. Hayırlısı diyelim. Esra Hanım. Buyurun. Eğer doğduğu zaman beyefendi getirseydi bize biz bakardık. Başımızı yer ederdik fakat getirmedi. Ama şimdi de babalık gel dedim. Hatalı. Ahmet Bey, hatalısın sen. Gel dedim beyefendi. Babasına gel dedim. Ölmüş adamın adını kullanmak istemiyorum. Ben babasına gel dedim. Benim mahtabım karşındaki damatın babası. Ama baksana sen karısı değilsin. Gelecek diye de yıllarca evlen. O yani da gelmedi. Eş olarak ben de götürmedim abla. Kişiyi gelecek diye de bekleyen bir adam var. Yani sen babasız, o evlatsız kalmış. Artık kim ne yaptıysa diyoruz ya, bu dünyada da öbür dünyada da bunun hesabını inşallah verir. Hazır mısın Halit Beyciğim? Hazırım. Vural. Baba ve çocuk arasında biyolojik yönden ilişki bulunmaktadır. Baba Halit Ercüz. Buran. Buran. Koş. We'll be right back.
geldin. Aileye hoş geldin. Halit amca gel böyle. Halit, al babanı tut istersen. Sen şey. Böyle buyurun. Gel dönelim. Sen şey. Güzel tamam. Gel. Dön, böyle dönebilirsiniz. Ya senin evladın görüyor musun? Ya Allah razı olsun sizden de. Ekibinizden de Allah razı olsun. Allah daha çok ömürler versin hepimize. Allah'tan bunu istiyorum Ramazan gününde. Allah razı olsun. Bu işi çıkardınız. Allah razı olsun. Sizden. Ekibi o ekibinle beraber izliyorduk zaten şeyinizi. Bak bak evladının suratına bak. Yıllarca evlat hasreti çekmişsin. Evet. Aslanlar gibi de bir oğlun evet. Var. Senin de baban var. Ya Allah razı olsun sizden. Esra Hanım. Biz Vural'la konuştuk. Nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız, nasıl program yapacağımız kendisiyle anlaştık. Onu da söyleyeyim yani. Zaten kalben evet, ablam. Bizim evladımız. Evet. Aynen. Evet. Allah çok büyük ömür versin sana. Vural, ne söyleyeceksin? Bir şey diyemiyorum. Çok mutlu, çok. Baba oğul sonunda 19 yıl sonra birbirlerine kavuştular. Bundan sonra senin hayatında Halit Bey'in hayatı da iyi, huzurlu ve mutlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Birbirinize kavuştunuz. Bunun da tadını çıkartın. O geçen yıllar telafi edilemez. Sağ ol. Bunu sizden alanlar, çalanlar da var. Belki anneyle beraber daha güzel, daha mutlu bir hayatınız olabilirdi. Siz de saf gönüllü, temiz bir insansınız. Ya Allah razı olsun. Ben annenin de öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle. Onun da kalbi güzel bir insan. Yazık olmuş. Evet. Halit Bey, oğlunuzla aranızdaki Esra Hanım DNA testini açıkladı. Evet. Tanıma yoluyla nüfus idaresinde gidip soy isminizi verecek misiniz? Evet, soy ismini vereceğim. Hiç davaya falan gerek size. Olmadan. Hayır, hayır, evet. Veriyoruz. Hayır, yarın veriyoruz, gidelim veriyoruz. Mi? Veriyoruz. Pazartesi. Tamam, veriyoruz. Davaya falan gerek yok. Istedim. Tabii. Yarın götürelim onları. Pazartesi günü. Ay pazartesi günü. Bak benim hep ruhum pazartesi olduğu için bırakın yarın da yayın yapacağım. Pazartesi günü ruhum cuma, cuma günü ruhum pazartesi günü. Tamam pazartesi günü götüreceğiz sizi. Teşekkür söyle Buralcığım bir şey söyleyecektin. Ya normalde mahkemede uzun sürerdi. Ben size söyleyecektim zaten bunu. Hani sizden isteyecektim hem yaşamı hem de soy ismi almak için. Size başvuracaktım. Ama sen pamuk kalpli bir adama denk geldin. Vallahi. Bak 19 yıl senden ben kişisel kanaatim o çalınmış. İçimdeki bir boşluk var. Hayatın, eğitim hayatın da sekteye uğramış. Ama hiç dava yoluna falan gitmeden o pamuk kalpli adam sana kucağını açtı. Hanım, gel böyle Halit Bey, ayakta da durmayın. Buyurun. Sana çok teşekkür ederim Esra Hanım. Özür dilerim ya, aferin. Valla Vural'a teşekkür edelim hepimiz. O cesaret ha. Etti geldi. Bu cesareti gösterdi. Vural'a razı olsun. Ya burada çok hazin bir hikaye var. Ay kendimi tutayım tutayım diyorum. Sonra da diyorum ki tutmayı sağ diyorum. Bu sefer içimde tuttuğumda da niye söylemedim diyorum. Söyleyince niye söyledim diyorum. Bak bazen o kadar çelişkiler yaşıyorum ki. Ahmet Bey. Hayırdır? Sizin bu işte kabahatiniz büyük. Kabahat. Evet, evet. Evet ben sizin bu işte kabahatinizin büyük olduğunu düşünüyorum. Hatam olduğunu düşünüyorum. Hepsinden özür dilerim. Hatam olduğunu boş verdiğimi biliyorum Esra Hanım. Kabul ediyorum hatamı. Hatamı kabul ediyorum. Hatasız işte hiç kimse yoktur dünyada. Kabahatiniz büyük. Neyse artık üzerine açmayacağım. Şimdi ekip arkadaşlarım bir not ilettiler bana. Diyorlar ki Halit Bey ilk geldiği gün daha sakindi. Fakat bugün daha enerjik. Evet. Daha kıpır kıpır. Allah razı olsun. Senden. Çünkü mutlusunuz. Mutluyum. Sağ ol, Allah razı olsun. Benim ekibimden de Allah razı olsun. Yedik içtik Allah razı olsun. Ramazan'da şey çok güzel şeyiniz Hayır, var. Hayır amcacığım Allah yeme kabul içme. Etsin. Senin mutluluğun niye biliyor musun? Evet. Seni artık hayata bağlayan bir şeyin var, evladın var. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu sevinç, bu mutluluk. Seni sağ daha sağlıklı yapmış. Sağ ol, Allah razı olsun. Zaten ben de öyle şey bekliyordum zaten. Köylülerim de söyledi. Böyle ille kavuşursun dedi. Bulur seni dedi.
Zaten bütün köy seyrediyor Esra Hanım. Bütün köy. 7'den 70'e. Köyünüzün adı nedir sevgilerimiz? Gökçebayır. Gökçebayır. Gökçebayır köyüne de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Bütün köy de oturmuş ekran başında izliyor. Evet. Hatta aynen. Sanırım köy biraz da Vural'ı bekliyor. Evet. Değil mi? Evet. Evlatlarını bekliyorlar. Onlar için de büyük bir mutluluk. İnşallah. Siz niye gelmediniz programa, başvurmadınız? Bilmiyorduk. Söylesene bilmiyorduk. Vallahi emin değildik desene. Böyle de hiç başımıza gelecek bilmiyordum vallahi. Esra Hanım emin olmadığınız yoktu. İçin. Hiç aklınızda yoktu. Yoktu. Esra Hanım emin olmadığımız için yani. Bir kanıt olmadığı için elimizde. Bir tutanağımız birazcık da maddiyat. Ama buranın maddiyatla işi yok. Burası pardon çok özür diliyorum. Anladım. Çok yani, özür diliyorum. Buranın ekran başındaki seyircilere de çok özür diliyorum. Sorununuz olduğunda buraya gelmek için evet bir telefon gelmek. Açıyorsunuz. Bakın telefon numaralarımız orada yazıyor. WhatsApp numaramız orada yazıyor. Siz sorununuzu, derdinizi anlatıyorsunuz. Biz o derde derman olabiliyor muyuz? Allah harekete razı geçiyoruz. Olsun. Çok teşekkür ederim. Bir telefonunuz ederim. Yeterli. Ben evinizden her yerden sizi aldırıyorum, buraya getiriyorum. Sonra da Allah herkese bu mutlu sonu yaşamayı, amin. Ailelerin amin. Bir arada olmasını herkese nasip amin. Etsin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı çok teşekkür ederim. Sizi mutlulukla uğurluyorum. Sağ olun. Huzurla uğurluyorum. Sağlıkla, sıhhatle uğurluyorum. Halit Bey evladına, Vural da babasına kavuştu. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii anne. Ben burada herkesin önünde dedemle babamın sarılmasını istiyorum. Kendilerini bir kere görmek istiyorum. Zaten dargın değiliz ya. İkimizde hatası var. Benim için sıkıntı yok ya. Gel. Biz halden dargın değiliz zaten. Halit. Gel. Allah'a emanet olun. Bu mutlu anlarda çok seviyorum bu. Hani o herkes böyle bir sarılmak, bir kavuşmak istiyor ama bu korona günlerinde pek de mümkün değil sevgili seyirciler. Konuğumuz Ayşe Çağlar. O da 4 Şubat tarihinde çocuğuyla beraber ortadan kayboldu. Eşi Muzaffer Çağlar programa başvuruda bulundu. Eşimi arıyorum diyerek dün 4 Şubat'tan sonra karı koca ilk kez karşı karşıya geldiler. Bugün ikinci gündeyiz. Ayşe de buyursunlar stüdyomuza. Ayşe Çağlar'ın yanına gittiği kişi, beraber kaldığı 4 Şubat'tan beri yaşadığı kişiyi Muzaffer Çağlar tanıyor mu? Bu isimle gerçekten o parkta mı tanışıldı? Birazdan konuşacağız. Koray ve Münevver ilişkilerini ısrarla reddediyorlar. Ama onların ifadeleri zaten o ilişkiyi çok da ortaya koyuyor. Ama onlar neden bu ilişkiyi inkar ediyorlar, üstünü örtüyorlar? Biraz sonra konuşacağız. Reklamlardan sonra geliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Ortalık karıştı. Türkiye bu görüntüleri konuşacak. Hayriye abla dur. Hayriye abla dur. Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı. O anları sakın kaçırmayın. Daha
önce kendisiyle hiç yüz yüze geldiniz mi? Hayır. Koray Bey'i ilk defa burada gördüm. Sosyal medyada fotoğraflarımı beğenmiş Koray Bey. Eşi de beraber olduğumuzu düşünüyor ama öyle bir şeyimiz yok. Neden ısrarla aşklarını inkar ediyorlar? Esenler'e otogarına indim. Oradan Ankara'ya geldim. Esenler İstanbul. Ankara'ya diyerekten geldim. Canlı yayındaki hangi çelişkili ifadeleri onları ele verdi? Çok enteresan değil mi? Hayat sizi buluşturuyor. Aynı gün kaçıyorsunuz, aynı zamanda korona oluyorsunuz. Çok tesadüf yani. Gerçekten tesadüf yani. Ben hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Koray Münevver aşkında Songül'den büyük hamle. Esra abla bir şey daha söyleyeceğim. Konuşulmayanlar konuşulacak. Bu Münevver Hanım sizin sosyal medya hesabınızmış. Hesabım olabilir ama benim bu böyle fincanlarım yok. Esra Hanım. Bu sizin hesabınız değil mi? Evet. Koray'ım tatlı ister ben yapmam mı? Hayır Esra Hanım, yalan. Ne? Büyük yüzleşmede son perde. Siz yolunuzu çizmişsiniz, anlaştınız şu anda. İkiniz anlaştınız. Yalan söylemeye gerek yok ya, çıkın karşımıza. Yaptık biz diye. Herkes uğraşmasın, herkes kendi yoluna gitsin. Şimdi Esra Erol'da. Nasılsın Ayşe bugün? O dünkü heyecanın, telaşın gitti mi? Gitti. Kendini sorguladın mı? Ses yok. Kendini sorguladın mı yani, hata ettim aslında dedin mi? Bir hatırlayalım bakalım dün neler konuşuldu, neler yaşandı. Muzaffer Çağlar tam 4 Şubat'tan beri evladına hasret bir baba ama aynı zamanda eşi nerede, kimin yanında, ne yapıyor bunu bilemiyor. Muzaffer Çağlar'a ilk müjdeyi vereyim. Ayşe Çağlar'ı bulduk, hatta buraya getirdik. 4 Şubat sabahı ne oldu da sen evden ayrıldın? Kaçtın mı? Biri mi geldi seni aldı? Aldım çocuğumu, gittim bir arkadaşın yanına. Kim bu arkadaşınız? Erkek arkadaşım. Bu arkadaşınızı nereden buldunuz? Rastgele aradım. Ayşe, kafana göre numara mı çevirdin? Evet. Çok fazla vaktin olduğu için mi acaba rastgele numara arama ihtiyacı duyuyordu? Parkta tanıştım. 3 aydan beri yani birlikteyiz ondan. Ben seni sevdim dedi. Boşanırsın dedi. Evleniriz dedi. Sevdim Esra Hanım. Sevdim yani. Çok mutluyum, huzurluyum yani. Rahatladım ya, dünya varmış çocuk. Ya dünya varmış, ben biz evde 10 kişi kalıyoruz. Bekar mı beyefendi? Eşini kaybetmiş. Peki senin telefonunda polisler bir ses kaydı bulmuşlar. Telefonda bir kızla konuşuyorsun sen, babanızın yanına gidiyorum diye. Sesli mesaj atıyorsun ona. Bulamasınlar diye ben öyle şey yaptım, konuşma yaptım. Sen bu kaçtığın adamın çocuklarıyla tanışıyor musun? Hayır, bir kızı var zaten. Benim çocuğumu bana teslim et, nereye gitsen git. Çocuğum benim, emin ellerde. Emin Olma, ellerde değil çocuk. Yanında. Çocuk emin ellerde değil. Çocuk nerede? Arkadaşımın ablasının yanında. Niye getirmedin buraya? Kaçtığın kişinin ablasında mı? Evet. Kaç gündür kaçtığın kişinin ablasında? Bugün bıraktım Esra Hanım. Gerçekten gidelim alalım o zaman. Tamam. Karayla ev tutturuz. Alalım çocuğu. Önce bir çocuk gelsin. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar soruyorum, nasılsın diye. İyiyim Esra Hanım. İyiyim. Ailenle görüştün mü? Görüşmedim şu anda. Hiç aradılar mı seni hani yayından sonra? Çünkü sen kayıpsın. Ailen seni 4 Şubat'tan beri arıyor mu? Yani böyle bir girişimleri olmuş mu? Yok. Olmamış. Ya dün yayından sonra aradılar mı? Ayşe sen ne yaptın, neredeydin, nasıl bir hayat sürdün diye. Aramadılar Esra Hanım. Aramadılar. Aramadılar mı? Aramadılar. Niye sana sahip çıkmıyorlar? Ya da niye Ayşe sen işte parkta tanıdığın evet, biri... Evet öyle söyledi. Evet ailesi istemiyor onu. Ben baldızımı aradım akşam. Evet. Benim Ali Baldız mı dedim. Enişte sen misin dedi. Telefonumu çap kapattı. Telefonu da kendi telefonunu kapattı. Hı-hı. Benim böyle kardeşim yok dedi. Kapattı telefonunu. Zamanında aradım, bakmadı telefonuma yine. İstemiyoruz biz dedi bunu dedi. Seni aramadılar mı? Aramadılar Esra Hanım. Hiç iletişim kurmadılar. Çünkü Esra abla bu çok büyük yalan söylüyor. Benim çocuğumu da petrolde çalışan bir adama bırakmış. Bıraktığı kişi kaçtığı kişinin... Bu kaçtığı kişi bu petrolde çalışmış. Ablası, onun evinde. Bilmiyorum, ben petrolde çalışıyormuş adam, ona bırakmış benim çocuğumu. Yalan benim... konuşma Muzaffer. Yalan konuşmuyorum ben. Yalan konuşma. Benim hesaplar sana bağlanmak istiyorlar herkes.
Hep söyleyecekler bunun yalanını Petrol'da. Ne söyleyecekler? Bunun çocuğu bıraktığına dair. Kardeşim tamam, hep... çocuğu bıraktığı kişi, kaçtığı kişinin ablası. Ama dığdımın dığdısının dığdısı. Petrol'da... Yani tanıdığın, güvendiğin biri değil. Bir komşunla bile 20 yıl komşuluk yaparsın. Ben kim olduğunu cınıdıncını bilirsin. Benim... Ondan sonra yine kafanda bir soru işareti, yani soru işareti olmaz ama yine bir düşünürsün yani çok yakınlı olmadığı evet. sürece. Benim çocuğumu başkalarına bırakın. Ben kimseye... Ben şikayetçiyim. Ben kimseye şey yapmadım Esra Hanım. Ben kimseye... Muzaffer yalan konuşuyor. Ben yalan konuşmuyorum. Ayşe sen yalan konuşuyorsun. Ben çocuğumu bıraktın neler? Niye bırakıyorsun? Burada birazdan sahneye çıkar sana anlatır. Kim anlatır? Adem. Siz mi istediniz? Adem biraz sonra canlı yayında olacak onu da söyleyeyim. Siz mi istediniz çocuğu oraya bırakmayı? Yanınızda oynasaydı, siz de evi yerleştirseydiniz, ev tutmuşsunuz. Olmaz ev mı? Tuttuk, doğalgazı açana kadar anladık. Çocuk ablasında yalan kalsın. Yalan söylüyorsun, dedik. Seni çocuğuna tehdit ediyorlar. Akşamları ben da kalıyor muydu orada? Ben çocuğumu bana getir. Akşamları da çocuk orada mı kalıyordu? Evet, orada kalmış. Çocuk orada kalıyordu. Sen doğalgazı açtıktan sonra... Ağlamıyor muydu çocuk? Yok, ağlamıyordu. Orada ağlamıyor, bir çocuk durmuyor. Yalan söylüyorsun sen. Adem'in ablasının yeğeni var. Yeğende kalıyordu çocuk. Onun da oğlu var. Hayır, ya. Hayır, yalan söylüyor Esra abla bu. Çocuk ondan durmuyor, sonra, çocuk ağlıyor. Esra Hanım, ben konuşamıyorum. Şunu bir susturuyor musun? Çok konuşamıyorum, anlatamıyorum derdimi. Muzaffer. Rica tamam, ederim. Ne dediğimi de unutuyorum. Ama bir karar verin yani. Konuşsa konuşamıyorsunuz, sussa anlatamıyorsunuz. Çocuk ablasındaydı. Siz ablasındaydı. Ev taşıdığınız için, doğalgaz yanmadığı için çocuk üşümesin diye mi oraya döndü? Üşümesin diyeni orada bıraktım. İnanın. Doğalgazı açtırdık. Alacaktım ben çocuğumu. İnanma Esra abla. Muzaffer akşam... buraya çıkmasaydı. Çıkmasaydı alacaktım ben çocuğu. Çıksa da çıkmasaydı Esra ben abla, bir şey evladımı alacaktım. Ben boşanmak istiyorum. Ben burada bitiriyorum. Ta da sahneye mahneye çıkmıyorum. Benim çocuğumu vereceksin ondan sonra boşanacaksın. Ayşe öyle yok. Benim çocuğumu bana vereceksin teslim etmeye gideceksin. Benim çocuğumu yaban evlere bırakıyorsun. Sahneye çıkmıyorsun da Ayşe. Heh. Zaten sahnede olan sensin. Yani park bahçeler müdürü gibi... Hayatının büyük bir bölümünü, saatini çocukla beraber parkta geçiriyorsun. Değil mi? Evet. Yalan mı? Şimdi senin iki yıldır çocuğun var. İki yaşında bu çocuk. İki yıldır sizin çocuğunuz var. Sen daha önce de sana dün bir cümle söyledim. Bak sen iyi niyetli, saf niyetli, kandırılabilen bir kadın olduğunu evet. düşünüyorum dedim. Ben bir cümleyi boşuna söylemem. Sen hayatının, kocan işe gittikten sonra büyük bir bölümünü zaten parklarda, bahçelerde geçiriyorsun. Hayır Esra Hanım öyle yok. Evet öyle ama değil doğru. Esra Hanım. Size yanlış görmemiştir. Hayır Esra Hanım öyle bir şey Ayşe. Değil. Ayşe ben işe gidiyorum sen parka hayır, gidiyorsun. Yalan ben öyle bir şey doğru değil olmuş. Esra Hanım. Hani? Esra abla bir de bir şey sorabilir miyim? Ben akşam birisi özel numaradan aradı. Bu çok büyük yalan söylüyor. Bir bayan çıktı Ayşe dedi yalan söylüyor. Çocuk dedi Ayşe'nin yalan yanında hiç değil dedi. Zahir. Ama yalan isim konuşma. Vermedi kadın bana. Ayşe Hanım akşam. Siz yalan konuştunuz. Dün dediniz ki Esra Hanım'ı evet. rastgele çevirdim. Sonra dediniz ki... Evet çocuğumu benim başkasının bunu çocuk değil. Çocuk yani, bunu teslim etmesi aldınız çocuğu o adamdan. Yalanı söyleyen sizsiniz. Yalan konuşuyor Muzahir. Hangisi doğru? Benim dediğim doğru Esra Hanım. Sen iki tane söyledin. İkisinden hangisi doğru? Rastgele numaradan bulduğun Adem mi doğru? Yoksa parka gidip tanıştığın Adem hikayesi mi doğru? Birisi yönlendirdi. Heh. Bir şimdi arkadaş. Üçüncü. Ha, bir arkadaş yönlendirdi. Onun yönlendirdiğinin ben verdi numarayı ben aradım. Bir aracı vardı. Bir aracı vardı. Bu aracı mı dedin? Bir aracı yoktu dedin. Ha, bir aracı vardı. Aracı olduğu için bu aracı ben kim? Bu şahsı buldum yani Adem'i. Peki aracı kim? Aracını tanımıyorum ben. Ama aracı seni tanıması lazım ki seni tanıyan aracı karşı tarafı da tanıyacak ki ikinizin arasında aracılık yapsın. Sen o aracıyı nereden buldun? Aracı beni tanıyormuş. Numaramı nereden almış bilmiyorum. Size Erdoğan getiren kişi mi? Telefonundan mı buldu? Beni telefonda buldu. Şimdi Ayşe bak kafam çok karışıyor. Bir tane de soru benim sorma. Benim de kafam karışıyor Esra Hanım. Tamam tane tane gidelim. Sen şimdi Adem'le seni tanıştıran bu Adem. Aracıyla nasıl tanıştığını... Seninle Esra tanışan abla, aracı Adem. Nasıl Adem'i bulduğunu Adem, anlat benim bana. Oldu. Esra Hanım bu bir arkadaş vardı tamam mı? Bir adı arkadaş ne? Vardı. Ondan sonra dedi iyi biri dedi. Ondan sonra benim numaramı ona vermiş Adem şahsi. Peki aracı seni nereden buldu? Onu bilmiyorum işte Esra Hanım. Ya o seni rastgele çevirip mi buldu? Beni rastgele çevirip buldu. Yoksa o seni parktan mı buldu? Hayır parkta değil.
Ben korktuğum için, cesaret veremediğim için, hiçbir şey bilmediğim için... ...korktuğum için anlatamadım. Anlat bak. Aracıyla telefonda mı tanıştın? Telefonda tanıştık. Kadın mı erkek mi? Erkekti. Erkekti. Bu aracıyla ne kadar süre telefonda konuştun? Adem... Adem'i tanıştıran kişi. Adem... Aracının adı ne? Aracının adını bilmiyorum Esra Hanım. Peki aracı Ayşe, Adem'i nereden tanıyor? Biliyorsun, tek tek biliyorsun, söyleyeceksin. Ayşe'cim. Efendim? Aracı, o tanıştıran adam. Adem'i nereden tanıyor? Onu tanıyormuş Esra Hanım. O ona verdi numarayı. Ayşe öyle beni, değil beni o. Buldu. Hayır. Ya sen çok düzenli parka gideceksin. Her gün orada parka o aracıyla sana. Tanışacaksın. Atıyorum onun adı Ahmet. Değil mi? Evet. Adı ne? Bilmiyorum Esra Hanım. Gerçekten aklımda değil. Hayatım adını bilmediğin aracının sana yönlendirdiği taliple nasıl kaçarsın sen? Senin bu aracıya çok güvenmen Esra Hanım, lazım. Esra Hanım biz bayağıdan beri konuşuyoruz. Hani konuştuğumuz var. Konuşuyorsun. Ya arkadaşı çağır, arkadaş anlasın. Adem'i mi çağırayım? Evet. Ama sizi tanıştıran bir aracı var. Değil mi? Evet. Aracı senin. Evli olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Çocuğun olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Onunla kaç yıl görüşüyordun? Kaç yıldır görüşüyorsunuz? Ondan görüşmedim hiç. Ondan görüşmedim Esra Hanım. Şimdi yalan konuşamam sana. Bu sahnede arkadaşım. O sizin aracı. Buldu. Efendim? Bak rastgele telefon işi yalan. Yalan. Bak, yalan. Park, için. Park yalan. Rastgele işi yalan. O yüzden de Esra Hanım bak yine soruyor. İnsanlar da sana Ayşe gerçek söylemiyorsun. Yalan söylüyorsun demesinler. Düz anlat. Ha, düz anlat. Çok büyük yalan söylüyorsun Ayşe. Bir şey söyleyeceğim. Kimse seni sorgulamıyor. Şunu söylüyorum. Sen iyi bir kadınsın ya. Senin telefonunu biri arayıp yarın öbür gün Adem'in ya Muzaffer'den boşandın. Adem'le evlendin. Gene biri arayıp gel Ayşe. Bak sana çok uygun birini buldum. Mehmet'e götüreyim seni derse sen gidersin. Gider Ayşe Hanım. Seni böyle kullanmasınlar diye. O yüzden benim zamanım var. Sen de rahat ol. Adem'i de çağıracağım. Adem'le ilk tanışma hikayen. Bu aracının kim olduğunu bir hatırla. Hatırlayamıyorum Esra Hanım. Gerçekten hatırlayamıyorum. Güvendiğin biri miydi? Güvendiğim biri. Ama güvendiğin biriyle uzun süre... Çok zaman oldu. Vallahi güvendiğim biri. Hı? Güvendiğim biri güvendiğin. Çok zaman oldu. Mahalleden ha. Mi? Ha? Nereden? Siz şimdi Silivri'de yaşıyorsunuz. Selimpaşa, Silivri Selimpaşa. Selimpaşa'dan. Evet. Evet. Görüyor muydun sen bu aracıyı? Görmüyordum Esra Hanım. Görmüyordum. O seni nereden buldu? Ondan bir iki sefer konuştuk. Tamam. Konuştuktan sonra ben hatımı değiştirdim. Hı hı. Ondan sonra buna vermiş benim numaramı. Bu da beni aradı. Bununla konuştuk işte. Peki. Adem Kurtoğlu yine. Dur. Aracıyla sen telefonda konuşuyorsun. Konuşuyorum. Telefon arkadaşı mısınız? Ne konuşuyorsunuz? Telefon. Sonra kavga ettik. Beni arama dedim ona. Hı hı. Kavga ettik işte. Niye? Arama dedim. İstemiyorum dedim. Rahatsız mı ediyordu? Rahatsızlığından değil yani. Bunu... Evlenmek istiyordu benimle. Kaçıracağım filan kelimesi kullandı. Esra abla bir şey sorabilir miyim? Anladım. Sonra seni Adem'e mi yönlendirdi? Beni Adem'e yönlendirdi. Esra abla bir şey sorabilir miyim? Bu çok büyük yalan söylüyor. Bunun resimleri de var. Hı? Çok büyük yalan söylüyor. Şimdi 4 Şubat'ta kaçtığı zaman birilerine gönderdiği bir fotoğraflar var. Bu fotoğraflardan dolayı mı sen telefon hattını değiştirdin? Evet, ben dedi bana rahatsız ediyorlar dedi. Ben, evet. Ben bunun telefonunu bu aracı mı seni tehdit ediyordu? Bunun bütün resimleri vardı. Hayır. Anladım. Şimdi Adem burada canlı yayında 4 Şubat tarihinde Ayşe'nin beraber kaçtığı kişi. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Ayşe ile nerede nasıl tanıştınız? Olsun. Ayşe sana yazıklar olsun. Beni bunu için mi terk ettin? Hanımefendi şunu susturur musun? Şimdi... Evli bir kadın... Benim çocuğumu kaçırmaya kaçırmaya. Susturur musunuz yoksa canlı yayına çıkacağım? Adem Bey bu soruya cevap verin lütfen. Bu soruya cevap verin. Diyor ki evli bir kadınla kadını kaçırmaya onunla gitmeye nasıl cesaret ettiniz? Lütfen ben soruyorum bu soruyu siz susun. Nasıl anlayamadım? Evli bir kadınla beraber gitmeye beraber yaşamaya nasıl karar verdiniz? Evli bir kadınla gitmeye şeyde bütün... İspatları karşınızdaki. Anlamadım.
Bütün ispatları karşısındaki kendisine sorun daha iyi biliyor. Hangi yani hangi karşımdaki? Ayşe de karşımda, Muzaffer de karşımda. Muzaffer Bey'e sorun. Muzaffer Bey'e. Yani bütün düğüm onda. Evet. Nasıl hocam bana? Ben seni hiç tanımıyorum. Ayşe ile, ben hiç tanımıyorum ben seni. Siz Ayşe ile nerede nasıl tanıştınız? Ya da Ayşe ile bir aracıyla tanıştık. Aracının ismini vermek istemiyorum. Vereceksin. Aracıyı da vereceksin. Buraya çıkacak. Verin, o da gelecek buraya. Veremeyeceğim. Vereceksin. Beyefendi. Veremeyeceğim. Çünkü Ayşe ile ben 4 aydan beri beraber çıktık. Dört aydan beri beraber çıkmışlığımız vardır. Birbirimizi çektik. Çok baskı yiyordu Ayşe. Kimden? Muzaffer Bey'den. Yalan söyleme, çok büyük yalan söylüyorsun. Benden Ayşe baskı yemedi. Ben bir çocuğum var, bir benden Ayşe bir yerde. Gecesine, ne baskını var Ayşe'ye? Ben sabah gidiyorum, akşam geliyorum eve. Keser misin? Seninle mi konuşacağım, karşıyla mı cevap vereceğim? Şimdi Muzaffer, bir rica edeceğim. Şunu anlamaya çalışıyorum. Adem Bey, bak baştan gidelim artık. Siz beraber kaç, çekinecek bir şey yok. Evet. Aracı sana ne dedi Ayşe ile ilgili? Ya aracıyla değil, ben direkt şey ettim zaten, aracıdan ben numarasını aldım, Ayşe'yi araştırdım ben. Tamam, sana aracı numarayı nasıl verdi? Nasıl yani? Ya ben de böyle öğrendim, evlenmek istiyorum falan filan. Bir tane var dedi, dedim tamam, baktı görüştürelim beni, görüştürdüm, anlaştık. Ayşe'yle anlaştık, o zaman devamlı baskı yiyordu, küfür yiyordu Ayşe. Ya bırakın orayı küfrü, bir yalan aracı evli bir kadını sizinle evlenmesi için nasıl tanıştırır? Onu ben canlı yayından sonra ben sana söyleyebilir miyim? Ben gelebilir miyim oraya? Bana söyleyin, orası da kesilecek. Lütfen bana bunu söyleyin, yani gerçekten çok merak Ayşe ediyorum. Ayşe resimlerden tehdit ediyorsun. Aracı... Ya sen birlikte bir kadınla birlikte olmak istiyorsan oturun lütfen. Gelmeyin gelmeyin. Ben mesafeden dolayı böyle. Canlı yayın kesiliyor değil mi? Ha? Canlı yayın. Orayı keseceğiz. Söyleyin. Bu aracın adı soyadı nedir? Aracın soyadı soy ismini bilmiyorum. Bu bir tane bayan. Adı ne? O Muzaffer'in yakını oluyormuş. Adı ne? Çiğdem diye. Çiğdem. Evet. Kadın mı tanıştırdı sizi? Kadın. Ama Ayşe dedi ki erkekti dedi. Erkek. Erkekle ben tanıştım. Ondasa kadın devamlı bütün Muzaffer'den şeyleri baskıla yediklerini bırak söylüyor. Bırak onu. Seni Ayşe'yle tanıştıran aracı erkek kim? Kim Ayşe? Bahati diye bir arkadaş ama soy ismini bilmiyorum. Ben meydan... Nerede oturuyor? Sen bu kadınla orada birlikte ol diye mi tanıştırdı, evlen diye mi tanıştırdı? Evlen. Sana direkt numarasını mı verdi? Evet. Ha? Evet. Bu kadınla telefonda konuşabilir misin dedi. Evet, bunlar şey dersin. Ondan sonra baktım. Tamam mı? O telefonda Ayşe ile konuşuyor muymuş? Onu bilmiyorum. Ama o da konuşmuş, diyor ki ben o evet, Bahattin'in yüzünden onu, diyor telefonumu onu, değiştirdim. Onu verdi, baktı, affedersin. Ekran şey diyor değil mi? Bu kadını kötü yola sürüklüyormuş. Kim? Bahattin mi? Bu şey olan, Muzaffer olan. Muzaffer'i unut. Yok. Bahattin. Bilmiyorum herhalde. Ben de baktım kötü yola dedim düşmektense. Kendimi alayım, eş yapayım. Namusunu kurtarayım. Bahattin, Ayşe'nin numarasını herkese dağıtıyor muymuş? Bilmiyorum onu. Ben. Ama sadece sana verdiğine göre demek ki herkese bilmiyorum. Dağıtıyor. Bilmiyorum artık. Dağıtıp dağıtmadığını bilmiyorum. Senin kızınla Ayşe tanıştılar mı? Ha, onu da diyeceğim. Benim kendi kızımla ben 2000 yılından zaten evlendim ilk eşimden. Bu ilk eşimden olan kızım. Yonca. Evet. 17 yaşına kadar zaten ben kızımı göremedim, annesindeydi. Bırak onu. Yonca Ayşe'yi tanıyor mu? Tanımıyor. Bu ama fotoğrafı Yonca'nın da telefonu Ayşe'nin telefonunda kayıtlı. Tamam, ben verdim. Ben de konuşmuyorum dedim kızımla. Ben de ver o zaman sana konuşayım. Ondan sonra aradı 2-3 sefer açmadı. Dedim bırak. Açmadı. Mesaj atmış ben babanın yanına gidiyorum diye. Yok. Var. O ses kaydı zaten, var. Zaten şey... Ayşe mesaj atmasını bilmiyor, okumasını yazmasını bilmiyor. Siz Ayşe ile nasıl buluşuyordunuz? Ayşe ile arıyordu beni baskı, telefonla. Hı-hı. Arıyordu, ben baskı yiyorum, küfür yiyorum, dayak yiyorum. Hı-hı. Dayak yiyorum diyordu. Hı-hı. Sonunda beni de gel dedi, kurtar dedi. İşteydim ben. Hı-hı. Fabrikada gece çalışıyordum, bir hafta gece bir hafta gündüz çalışıyordum. Hı-hı. Ben dedim ki madem baskı altına dayanıyorsun gelirsen gel dedim. Geldi Silivri'den aldım. Getirdim. Arabanla gelip alıyorsun. Yok. Silivri'ye kendi Silivri servisleriyle geldi. Ben de işten çıktım gibi gittim Silivri'ye. Bu Bahattin ne iş yani? Bilmiyorum. Bahattin düşünsene evli kadınları. Şimdi Bahattin Ayşe'nin şu anki numarasını başka bir adama verse. Ne dersin Bahattin'e? Bilmiyorum. Ne dersin? Görmedim zaten.
Bahçe senin yanında. Evet. Ayşe'nin numarasını Bahattin gene başka bir adama verse. Yok, bende zaten. Onun numarasını Muzaffer Bey almış. Bahattin'e ne kadar para verdiniz? Ay, ben mi? Evet. Yok, ben parayla işim olmaz. Bu işler parasız olmaz beyefendi. Yok. Kara kaşınız, kara gözünüz için size bir bayanın telefon numarasını mı verdiler? Yok. Ben... Ha? Bizim iş yerine geliyordu. Çok da şeydi. Ben anlattım ya ben sana. Ne anlattınız? Ben bu kadını kötü yollar. Adem Bey, onları unut. Bahattin şu anda Ayşe'nin numarasını 3-5 kişiye daha verse. Yok, veremez çünkü neden? Neden veremez? Telefonunu Muzaffer Bey almış. Aklına falan hepsini almış. Muzaffer'i almamış. Ayşe evden çıkarken telefonu, her şeyi ortada bırakmış. Bilmiyorum. Muzaffer sabah 7'de çıkıyor. Akşamın 8'ine kadar evde yok. Bütün gün bu kadın yalnız. Yok. Bu Bahattin, bu Bahattin numarasını herkese dağıtıyor. Bu Bahattin'i Ayşe tanıyor. Bahattin kim? Asıl Ayşe'yi tehdit eden Bahattin. Bilmiyorum. Bütün erkeklere numarasını veren Bahattin. Bilmiyorum. Ben şimdi bulacağım o Bahattin'i de. Bilmiyorum. Bende onun numarası yok. Çünkü neden yok? Bu Muzaffer devamlı arıyordu beni, küfür ediyordu, şöyle baskı yapıyordu. Kimse ulaşmasın dedim bana. Şu Bahattin, şimdi ben öbür tarafa bir geçmek istiyorum tekrar. Ayşe, sen Bahattin'den kaçıyor musun? Bahattin kim Ayşe? Onu da söyle bakayım. Çiğdem de kim? Bir de Çiğdem. Hem Ayşe, Çiğdem kim, Bahattin kim? Bunları gelecek buraya. Çiğdem kim? He? Ayşe. Beni aldatıyorsun, bu adam seni tehdit ediyor. Bunun da senin numaraların vardır, resimlerin de var bu adamda senin. Beyefendi bakın, burada ihanetten çok daha... Yalan söylüyorlar Esra Hanım, bunlar ikisi hep büyük bir yalan söylüyorlar. Çiğdem kim? Davut abinin kızı. Davut abi kim? Benim amcamın oğlu. Amcanın oğlu, amcasının oğlu. Davut senin amcaoğlun. Amcaoğlunun... Kızı. Kızı Çiğdem. Hı hı. Çiğdem nereden tanıyor bu adamı? He? Çiğdem tanımıyor. Şimdi bak bunu. Çiğdem de evli, onun kocası da gelecek. Çiğdem de gelecek buraya benim. Yüzleşecek, hesabla bulacak onları. Hepsini tek tek getirecek buraya. Selim Paşa'dan alacak evinin yanından. Muzaffer Bey. Bir dakika Muzaffer. Bir sakin sakin. Ayşe'cim. Yazıklar olsun sana. Esra Hanım, ben konuşmak istemiyorum. Ben bunu burada bitiriyorum. Hı hı. Tamam, ben boşanmak, benim ben boşanmak istiyorum. Boşanma konusunda sana yardımcı olacağım. Ama ben boşanmak istiyorum. Tamam. Boşanacaksın. Amca, nasıl boşanacaksın? Kocanın amcasının kızı Çiğdem. Onun bir suçu yok. Peki, tamam mı? Bana Çiğdem yardım etti. Allah razı olsun. Ne konuda yardım etti? Ne? Üzüldü, ne? Çok üzüldü. Hı hı. Çok üzüldü. Onun bir suçu yok. Hı hı. Ona kızmaya hakkı yok. Bahattin'i tanıyor musun Çiğdem'i? Bahattin Çiğdem'i tanıyor mu Ayşe? Tanımıyor. Hayır, tanımıyor. Bahattin ama kötü birisi anladığım kadarıyla. İsmi geçen herkesin söz hakkı, ha? Cevap hakkı vardır. Bahattin kötü birisi bence. Sana da, sen ondan kurtulmak istemişsin anladığım kadarıyla. Efendim? Bahattin kötü biri mi? Kötü biri. Ben Bahattin'le hiç görüşmedim ki. Bir iki sefer yani, fazla değil yani. Nerede görüştünüz? Resim istedi mi senden o Bahattin? Hayır, istemedi. Çok istemedim. Ses var. Bahattin'le nasıl görüşürdünüz? Yüz yüze mi? Yüz yüze. Telefonda mı? Yüz yüze. Bazen görüntülü ararız Bahattin'le, işte görüntülü konuşursun. Hayır, görüntülü değil. Hı? Görüntülü değil. Bahattin senin ev adresini biliyor muydu? Hayır, bilmiyordu. Yerini, yurdunu, nerede, hayır, yaşadığını? Bilmiyordu, bilmiyordu Esra Hanım. Kocanın Muzaffer olduğunu biliyor muydu? Onu biliyordu. Onu söyledim, biliyor. Onu biliyor. Hı hı. Çocuğun olduğunu da biliyor. Evet, çocuğumun olduğunu da biliyor. Senin evinin olduğu bölgeyi de biliyor Bahattin. Her şeyi biliyor sana dair. Yüzde yalan nerede söylüyor, görüşüyordun? Ben yalan söylemiyorum Esra Hanım. Çok büyük yalan söylüyorsun. Ben hiçbir zaman yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun sen. Ben benim yalan söylemiyorum. Ben senin birilerini, hani ismimi geçerse aman sana tekrar bela olurlar diye korktuğunu düşünüyorum. Evet. Bana kimse bela olmadı Esra Hanım. Bahattin'le yüz yüze nerede görüşüyordunuz Ayşe? Nereye çağırıyordu seni? Kafeye gittik. Yani hı, kafeye çağırıyordu. Ha, başkaları kafeye da oluyor ha, muydu Bahattin? Bir bardak kahve içtik. Yani ben eve geliyordum. Ha. O gidiyordu. Arkadaşlar oluyor muydu başka Bahattin'in yok, yanında? Yok, olmuyordu. Olmuyordu. Sana bir şey, şunu yap, bunu yap diye, hayır, demedi, çalıştırıyor muydu birileri? Hayır, demiyordu. Peki, ama bak numaranı veriyormuş herkese. Senin numaranı Adem'e vermiş. Senin numaranı. Evlenmek istiyormuş. Yani evlenmek istiyormuş. Beni söylemiş. Ama Bahattin de seninle evlenmek istiyormuş. Onu bilemiyorum. Bahattin'in niyeti iyi miydi, kötü miydi? Ben daha konuşmak istemiyorum. Ayşe'cim, Bahattin'in
Ben burada bitiriyorum Esra Hanım. Sana yaklaşımı. Ben boşanmak istiyorum. Tamam hayatım. Ben burada bitiriyorum Esra Hanım. Ben çocuğumu ben çalışacağım. Tamam suratıma bak. Bir de ya Muzaffer Bey rica ediyorum. Bahattin'in sana karşı yaklaşımı iyi niyetli miydi? Hayır, iyi niyetliydi. Öyle kötülüğü falan olmadı bana karşı. Ama sonra kötülük yapmış sana. Hayır yapmadı Esra Hanım. Sen gittin bak numaranı değiştirdin. Bahattin sana ulaşamasın diye elinden geleni yaptın. Hayır kötülük falan yapmadı öyle. Ayşe, ama bana göre dedin. Bahattin dünyanın en kötü insanı. Sevdiği, konuştuğu kadının numarasını başka erkeklere veriyor. Seven bir adam yapar mı böyle bir şey? Yazıklar olsun ki. He? Kaçıracağım seni diyormuş. Bunu sen söyledin Ayşe az önce. Evet. Ayşe benim çocuğumu bana getir buraya. Nereye gitsen git. Ayşe'cim. Bahattin kötü niyetli biri. Esra Hanım ben... Muzaffer senin numaranı. Ben buradan çıkmak istiyorum. Tamam mı? Çıkamazsın buradan. Ben çıkmak istemiyorum. Çıkmak istiyorum. Size yardımcı olacağım. Ben hiçbir şey de istemiyorum. Tamam mı? Peki Adem. Benden bu. Ayşe. Çıkamazsın. Ayşe'cim yapılacak bir durum. Ben yıkıldım ya. Adem'in yanında durmak ister misin? Yok ben yıkıldım. Peki. Çıkamazsın. Ben Muzaffer'i bir dışarı alalım. Bir Adem'i buraya almak istiyorum. Muzaffer'i alalım buradan. Gel bir dakika Muzaffer Bey sizi bir dışarı alalım ben güvenlikte. Adem Bey'i bir böyle çağırabilir miyiz lütfen? Daha iyi. Ha, gel böyle bak Adem burada olacak. Muzaffer'i dışarı alayım. Muzaffer'i oraya alın. Ekipten de biri dursun başında. Siz Bahattin'le aynı iş yerinde misiniz yoksa aynı mahallede misiniz? Hayır efendim. Topluyordu. Çöpünü topluyordu. Çöpünü yani. Akşam işte olunca çöplerini topluyor gidiyor. Hı hı. Alıp gidiyor yani. Karton parçaları çıkıyor bilmem ne çıkıyor. Anladım. Onları, karton onları... aslında toplayıcılık yapıyor. Evet. Sokaklarda sürekli. Evet. Oradan ben evlenme şey dedim. Böyle böyle hayırlı bir şey var mı? Vardı. Ver numarayı. Ondan sonra aşağıdan ben çıkmaya başladım. Dur. Peki sen bu soruyu niye Bahattin'e sordun? Ben evlenmek istiyorum diye. O, da, o dedi ki ben de böyle birini tanıyorum dedi. Hı hı. Tamam, durup dururken dedi. Mi? Ben sordum ona dedim bana böyle bir tane kısmet bulabilir misiniz dedim. O zaman sen Bahattin'le bayağı kankasın. Kanka değil ben devamlı çöpünü fabrikanın çöpünü aldığı için tanıyorum Adem bayağı Beyciğim, tanıyorum. Çok samimi olman lazım ki insan ha. Yoldan geçen birine ya Gamze samimiyim bana da biri ben. Lazım bir kısmet lazım demezsin. Çok samimi olan birine ya Bahattin bana da biri yani biriyle evet. Evlenmek istiyorum var mı yakınlarından biri demen lazım. Evet. Yoksa Bahattin mi sana al bir tane kadının numarası var. Bu numarayı ara seninle hemen konuşur dedi. Yok efendim ben Bahattin'e dedim ki bana bir tane ayrı dedim bir tane kısmet lazım. Eşim hı. Öldü benim ikinci eşimdi. Hı hı. Bekarlık dedim yalnızlık zordur. Yani sabah kalkmak yemek yapmak şey yapmak bu. O dedi ki bir tane var dedi. Tamam verdi aşağı. Bahattin'e herkes gitse herkese bir telefon numarası verebilir mi? Yani böyle telefon rehberinde çok kadın ismi var mı? Mesela yok, sizin arkadaşınız da gitse ona da bulur mu? Yok. Ha? Yok. Niye size buldu? Ben samimi olduğum arkadaşımdı. Bahattin, Ayşe'yi o zaman ha. Ayşe'yi nasıl buldu? Yani ben Ayşe'yle arkadaşlık ettim dedi mi? Yok. Demedi. Yakınım dedi. Sordu mu size peki sen bu kadını nereden tanıyorsun diye? Yakınım dedi. Bir şey yaşamadım Esra Hanım'la. Hayatım tamam. Bir şey yaşamadım. Sen gerçekten... bir şey yaşamadın ama yaşamadığın tesadüf sokakta tanıştığın sokakta. Adamın senin numaranı... Böyle alelade tanıdığı çevresindeki erkeklere dağıtması normal bir şey mi? Normal bir şey değil de işte Adem'e vermiş. Adem de beni aradı. O sadece Adem'e vermedi belki de Ayşe. 1000 kişiye verdi. Sen o sırada tesadüf hattını... Kimse aramıyordu ki Esra Hanım. Hayatım sen evden çıkarken 4 Şubat'tan sonra senin telefonun yoktu ki. O yüzden kimse ondan sana sonra ulaşamadı. Kimse aramadı. Aradım Adem. Ben telefonum yoktu ki zaten. Sen evde niye bıraktın telefonu? Bulamasın diye. Tamam. Bıraktım. Kimse sana ulaşamasın. Çünkü bu Bahattin herkese numaranı verdi. Bu Bahattin de bakalım kimdir, neyin nesidir? Neydi? Silivri Selim Paşa'da çıkar ortaya. Alo. Muzaffer ve Ayşe'nin komşusu telefon attığındaymış. Alo. Efendim Esra ablacığım, iyi hoş günler. Hoş geldiniz canlı yayına. Bizi aramışsınız, buyurun. Evet, evet Esra Hanım. Ben aradım. Hı hı. O kadın yalan söylüyor ablacığım. Asla işinden şikayet görmedi.
Muzaffer Bey asla vurmadı eşine. Bu kadın yalan söylüyor. Bu kadın eşiyle çocuğuna tokat vururken ben şahitlik oldum. Gözümün önünde eşiyle çocuğuna tokat vurdu. Yalan konuşuyor ablacığım bu kadın. Siz aile içerisinde bir şiddete maruz kaldığını görmediniz. Bunu söylemek için aradınız bizi. Evet ablacığım. Aynı mahalleden komşu musunuz? Evet. Hatırladın mı, tanıdın mı? Komşularınla ilişkilerin nasıldır? İyiydi. İyidir normalde. Çok telefonla konuştuğunu belirtmişsiniz. Efendim, Esra ablacığım bak eşeğinden giderdi, sabah giderdi. Kendi öğrenden çıkardı, çocuğu alır, parka giderdi, sahile giderdi, denize giderdi. Sürekli evde durmazdı. Sürekli dışarıdaydı ablacığım bu. Çünkü yalan da yalan yani. Sürekli dışarıdaydı, hiç evde durmazdı. Peki telefon kullanımı, çok telefon kullanırdı diye mesaj atmışsınız. Şimdi bakıyorum notlara. Evet, sürekli bize de gelir, bana da gelirdi, başkasına da giderdi, sorardı kimden konuşun diye. Ablam, annem, kardeşim derdi. Hiçbir zaman da şey yapmazdı. Söylemez yani. Sürekli de konuşurdu. Kalırdı bazen. Eşi evde kalırdı. Kendi bende de kalabilirdi yani. Kendi bana da gelirdi. Bana da kalırdı. Telefon ederdi eşine. Ben buradayım, beni arama diye. Sürekli bende de kalırdı yani. Gece sabahında da telefonla konuşurdu yani. Hiç söylemezdi. Babamla konuşuyorum, kardeşimle konuşuyorum, abimle konuşuyorum derdi. Hatta şiddet uygularsa vardı buna. Bu annesini babasını arardı. Bana Muzaffer şiddet uyguluyor. Beni gelin alın derdi. Asla böyle bir şey yok ablacığım. Ayşe. Yalan konuşuyor Esra Hanım o kadın. Herkes yalan konuşuyor Ayşe. Ben çok dayak yedim ya ben. Tamam yani. Şiddet koruyorum, anlaşamıyorum. Ben boşanıyorum, ben boşanayım gideyim ya tamam ya. Yani söz konusu olduğu bir yerde yani o ihtimal her zaman olabileceğini düşünürüm. Çünkü kimse bir evin içerisinde kimin ne yaşadığını bilmez. Ama başka anlaşamıyoruz bir... tamam anlaşamıyoruz. Ayşe'cim Muzaffer kocan sana şiddet uyguluyor ama sen de kendi hayatını... çok sıkıntılı ve zor bir, nereye gönderiyorsa oraya, zor bir duruma sokuyorsun. Çünkü çokça telefon trafiği olan, çok fazla tanımadığın insanla arkadaşlık kurarak, telefon arkadaşlığı yaparak ya da onlara özel hayatını açarak, fotoğraflar göndererek kendini de çok ciddi sıkıntıya sokuyorsun. 4 Şubat tarihinde evden Bahattin Adem'e telefon numaranı veriyor. Sen Adem'le arkadaşlık yapıp bak senin anlattığın hikaye gibi çıkmadı. Senin bir adam numaranı başka birine vermiş. O adamla sen ilişki kuruyorsun. Anladın mı? İlişki milişki kurmuyorum Esra Hanım. İlişkiden kastım arkadaşlık kuruyorsun, konuşuyorsun. Konuşmuyorum Esra Hanım. Sen hep farklı türlü anlıyorsun. Şimdi pazartesi bu konuya devam edeceğiz. Boşanmak istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Daha da çıkmak istemiyorum Esra Hanım. Tamam. Daha da çıkmak bu istiyorum. Bahattin de çıkar ortaya. Amca kızı Çiğdem de çıkar. Gel buradan uğurlayayım seni. Songül Koray Gümüşoğlu çiftiyle devam ediyoruz. Önce buyursunlar ardından hatırlatma. Daha önce kendisiyle hiç yüz yüze geldiniz mi? Hayır. Telefonla konuştuk bir iki defa. Sosyal medyada fotoğraflarımı beğenmiş Koray Bey. Eşi de beraber olduğumuzu düşünüyor ama öyle bir şeyimiz yok. Koray Bey'i ilk defa burada gördüm. 16 Şubat'ta evi terk ettim. Esenler'e otogarına indim. Oradan Ankara'ya geldim. Esenler İstanbul. Ankara'ya diyerekten geldim ama aktarma olduğu için Esenler'de durdu. Koray Bey de 17 Şubat'ta evden ayrılmış. Çok tesadüf yani. Çok enteresan değil mi? Hayat sizi buluşturuyor. Aynı gün kaçıyorsunuz, aynı zamanda korona oluyorsunuz. Sen değil mesela İzmir'den yani? Kaçıyorsun, Ankara'ya gitmek yerine hayat seni Esenler otogarına atıyor. O Esenler otogarından Ankara'ya kaçıyor. Allah tesadüf her şey. Aynı gün mü adliyeye gidip açtılar bunlar boşanma davalarını? İlkleri aynı. Mahkeme kağıdı açmış Münevver Hanım. Eşine yollamış. Eşimin kolu çıkmış. Aynı bana gönderdi resimde aynısı da eşimin kolu. Bu da tesadüf. Gerçekten tesadüf yani. Ben hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Öyle 16 Şubat'tan sonra Koray Bey'le iletişim kurdunuz mu? Hayır.
Koray Bey'in cep telefon numarası cep telefonunuzda kayıtlı mı? Hayır. Neden sildiniz? Sıradan bir insanın telefon numarası benim telefonla ne işi var? Üç çocuğu bırakmanın asıl amacı neydi? Ben çocuklarımdan vazgeçmedim. Levent Bey'i rahat bırakmayacağı için akrabalarımın yanına gitmedim. Tabii. Levent Bey'im... İşte bu arkadaşla tanışana kadar çok mutlu bir evliliğimiz vardı aslında. Çok güzel yalan söylüyor. Çocuğunun üzerine yemin eden insanlar ne beklenir? Çocuklarımı, velayetini kendime alacağım kesinlikle vermem. Bu Münevver Hanım sizin sosyal medya hesabınızmış. Hesabım olabilir ama benim bu böyle fincanlarım yok. Böyle fincanlarım yok Esra Hanım. Benim yaptığım bir şey değil. Başka evde olmasına gerek yok ki, kafede. Hayır Esra Hanım, kafeye gitmem ki. Bu sizin hesabınız değil mi? Evet. Koray'ım tatlı ister, ben yapmam mı? Hayır Esra Hanım, yalan. Ne? Hayatta böyle bir şey yok. Anlamadım. Bu yapıştırma üstüne. Burası benim İzmir'deki mutfağım. Levent Bey istediği zaman yapmıştım. Hayır. Ben yaptığıma eminim ama o altındaki yazı benden değil. Yalan söyleme. Her şeyi yalan saydınız. Şimdi bir de sonra bak artık dayanamıyorum. Ben yalan söylemeyin. Siz yolunuzu çizmişsiniz, anlaştınız şu anda. İkiniz anlaştınız. Şey. Siz ikiniz bir olmuşsunuz. Yalan söyleme. Gerek yok ya, çıkın karşımıza, yaptık biz diye. Her kimse uğraşmasın, herkes kendi yoluna gitsin. Songül'ün hikayesi size kimin hikayesini hatırlatıyor? Yine programda işlediğimiz konulardan biri. Eşinin ihanet ettiğini biliyor, kimin ne olduğunu biliyor, beraber yaşadıklarını biliyor ama bir türlü ispat etmiyor. İspat edemiyor. Neriman ablanın hikayesine çok benzemiyor mu? Karşı tarafın sonuna kadar inkar edip, karşı tarafı manipüle edip aslında psikolojik dengesini de bozuyor. Evet, aynen öyle. Ama seyircilerimizden biri şöyle bir yorum yapmış çoğu da. Doğru bildiklerimi, bildiğim yalanları dinlerken ben modu. Koray nasılsın? Sağ olun Esra Hanım, siz nasılsınız? Bugün hangi ruh halinde geldin çok merak Vallahi ediyorum. Vallahi normal her zamanki halimle geldim. Ha? Normal her zamanki halimle geldim. Niye gülüyorsun? Hayır, ben şöyle düşündüm. Ya şimdi hiç kimse kimseyi kandırmasın. Biz bir ilişki yaşıyoruz. Esra Hanım böyle bir tesadüf Esra Hanım, ben olamaz. Bir şey söyleyeceğim. O yazıyı ben yazmadım o pastanın altına. Benim şifrem eşimde de vardı. Belki onlar yaz. Ben nereden ama bileceğim ki onu? Ama senin hesabın değil zaten o. O Münevver Hanım'ın hesabı. Hayır, Koray Gümüşlü ha benim hesabım. Etiketlenen. Ama beğenen benim. Benim eşim de biliyor benim şifremi. Instagram şifremi. Seninki zaten onun meydanda. Yapmadığını nereden bileceğim ben şimdi? Hiçbir şey. Ama o hesap senin hesabın değil. Orada Koray o Bey, ben hesap açmayı hayır, bilmem. Hayır, beğenen benmişim ya. Onu sen bana açtın. Ben Instagram açmayı bilmem. Facebook açmayı kesinlikle. Siz bana şunu açın deyin, ben açamam. Kesinlikle açmayı bilmem. Ya ne sen şifre yıllardır ne Facebook şey kullanıyorsun. Bu senin hesabın değil. Yalan söyleme. Sen yıllardır Instagram, WhatsApp. Artık yeter. Ne yeter? Siz var ya bak biraz ben gerekenleri verdim, şimdi mesajlar gelsin. Artık ne mesajı ne gönderdim ne? Herkes kendi işi gücü anladı mı? Gidin halinizde haliniz görsün. Varın görün. Ya tamam, ben senden zaten boşanmak istiyorum. Türkiye duyun beni. Bunlar iş. Benle ne alakası var? Millet çocuğunu bırakmış. Benle ne alakası var Songül Hanım? Sen de çocuğunu bıraktın. Ya tamam, ben bıraktım ama ben bunun dırdırından bıraktım. Durdu dersin. 13 senedir bir şeyimiz yoktu. 12 senedir bir şeyimiz yoktu. Son bir sene içinde ufak tartışmalarımız oldu. Ailemde bir sorunlar oldu. Her şey tesadüf oluyor bunlar değil zaten. İnternette tanıştığın, görüştüğün, arkadaşlık ettiğin bir kadın var. Tamam Esra Hanım. O kadınla aynı gün evden, aynı tarihlerde evden kaçacaksınız. Ben evden kaçmadım ki Esra Hanım. O İzmir'den İstanbul'a gelip buradan Ankara'dan Keçiören'e gidecek. Sen bulunduğun yerden çıkacaksın. Esenler'den Ankara'ya Keçiören'e gideceksin. Esra Hanım, ben İkiniz evden aynı kaçmadım. Zamanda, kaçmadın, işe giderek İkiniz, gittin. Sen kaçmadın zaten. Ya o evden işe giderek kaçtı. Senin dırdırından... Bir doğru konuşabilir miyim? Bela mela okuyor. Allah belanı versin diyor. Versin mi? Beddua. Böyle bir şey olur mu ya? Versin. Çünkü sen Allah. Böyle bir insansın. Nalet ya bir insansın. Ya ben senden boşanmak istiyorum. Bir daha seni görmek istemiyorum. Bak Koray seni isteyen yok zaten. Eşimizi... Ben seni istiyorum diye buraya gelmedim. Bana hesap verdi ya, de karşıma geldi. Ya verdi. Anladın mı? Yalan söyleme artık. Ya neyi yalan söyledi? Esra abla, dünkü mesajları şey yapar mısın? Ekranı alır mısınız? Lütfen. O ekranda gözükmeyecek. Buraya yansıtacağız o mesajları. Nasıl ne yapılıyorsa. Onlar da şimdi, onlar da tesadüf derler şimdi. O da tesadüf olur şimdi. Hangi mesajlar ya? Ben sana mesaj attım, ben atladım demiyorum ki. Hangi mesajlar?
Ha, o da var değil mi? Bir görüntü de var. Şimdi bir görüntü var, o görüntüyü vereceğim. Ben izledim zaten alttaki görüntüyse Esra Hanım. 13 senedir Esra Hanım bir tane tokat vurmuş muyum ben bu insana? Bir tane şiddet akşam uygulamış mıyım? Akşam beni arıyor Esra Hanım, evet, şiddet diyor. Evet, çocuğumla konuşmak istedim. Ondan sonra işimi... Ben konuşturdum. Songül Hanım'la da görüştüm. Ama orada daha ağır bir şey var şiddet Koray. Şiddet bir tek... Tamam. Vurma ben oradaki bir şiddet. Mesela görüntüleri yayınlayacağım. Kendini izlediğinde kendini gördüm, nasıl eleştireceksin? Gördüm Esra Hanım, ben biliyorum zaten o videoyu. Bir vereyim mi önce, seyircilerimiz de görsünler. Ya ben gördüm zaten, görüldü zaten görülceye kadar Esra Hanım. Bir ben görelim gördüm bakalım. Zaten o videoyu biliyorum. Orada daha ağır bir şey var. Benim kardeşim buraya gelmiş ya. Kusura bakma. Hey. Senden iğreniyorlar, iğreniyorlar. Tamam. Engelli parasını neden yiyorsun? Engelli ya. Senden iğreniyorlar. Demek ne? Senin paranı yiyor. Seni var ya. Bu mu yiyor? Seni sevmiyorlar. Ne Zeynep'i, ne anamı, ne babamı. Seni sevmiyorlar. Seni istemiyorlar. İğreniyorlar senden. Nefret ediyorlar, nefret. Senin gibi engelli kızı istemiyorlar. Senin gibi engelli kızı istemiyorlar. Sen engelli. Daha unutmam işte. Ben engelli kardeşim. Engelli, engelli. Oğlum. Yalan mı söylüyorsun? Engelli. Tamam oğlum. Tamam. Esra Hanım, tamam ben söylemişim. Alkollüydüm. O da biliyor. Sabahı bunun pazardan gelmiştik. Beraber geldik pazardan. Onun yanında aldım alkolü zaten ben. Aldın ama tartıştı. Ben kapı evden dışarı çıktım. Baktım üzerime geliyor. Diktim dışarı çıktım. Ya, Cemre peş ama bir dakika. Bak, kendi konuşuyor. Bir kere konuşamıyorum, beni konuşma. Yeter artık. Bir kere konuşayım. Bir sus da yani. Konuşmaz. Her şey alkolü öne sürmeyeceksin. Ya alkollüydüm orada ama. Esra abla bu nasıl oldu biliyor musun? Aldı, yedi, içti, hiçbir şey yoktu. Dedik ilk bardak içeceğim. İç dedim ben de. Canlı yayın yapmaydım. Koraydım. Ya, benim annem öldü dedim. Allah rızası için ben konuşayım. Allah seni ne yapsın? Bir sus da bir konuşalım. Bir dakika Songül. Evet. Tamam mı? Pazardan geliyorduk. Alkol aldım. Eşim de yanımdaydı. Eve geldim. Müzik dinliyordum. Ya kafam öne eğmişim. Dedi ki derdin var. Derdin falan yok dedim. Sadece... Böyle bir şey dememişim. O gün mü demişim. Onu sana... Ya seni sevmiyorum. İşte sana karşı bunları hissediyorum o. Songül mü söyletti? Tamam ben söylemişim. Tamam. Ama sinirden söylemişim. Üzerime gelmişler. Alkolün etkisiyle söylemiş olabilirim. Ve sabah kalktığımda çok bana olan gösterdiler. Ve ben kendisinden özür diledim. Pişmanım dedi. O da dedi ki tamam alkollüydün. Alkolün etkisiyle söyledin. Ben 13 senedir bir tane o kelime konuşmamışım. Çocuğumun annesine niye ben 13 senedir böyle bir şey demiştim? Özrünüz, şimdi demişim. Özrünüz kendi iradenizi açıklamayacak pozisyona sokan sizsiniz. O zaman Hülya Hanım, istem dışı ama... Bakın ben şuna çok sinir oluyorum. Ben o halde kendimde değildim ya da şu bu nedeni. Ya onu yapan sizsiniz. Tamam ama o zaman Hülya Hanım alkollüyüm. Kendinize tamam, güvenmiyorsanız... Tamam bunu sürekli söylemeyin. Aynı kelimeyi, o kelimeyi zikretmeyin. Tamam, hep orası bipleniyor. Tamam, ailenizde var mı? Nasıl? İşiniz gibi ailenizde engeli olan ben empati yeteneğinizi merak ediyorum. Var teyzem var. Var. Aynı şey abinize birisi defalarca söylese. Çocuğunuzun annesine tamam bunu söylüyor. Hanım, bir şey söyleyeceğim. Karşı dilerim, tarafın engelinin dedi olup olmaması değil. Orada kim olsa ya seni istemiyorum, senden nefret ediyorum, sana karşı evet, yanlış bak, kelimeler burada iğreniyorum cümlesi. Yanlış kelimeler söylemiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Abla ayırttan sonra sabah kalkınca aynısını da söyledi. Hayır bak, bu lafları tokattan. Sadece ne dedim? Çok Allah daha ağır. Allah söyle ya sadece dedim ki sabah kalktığımda İstemiyorum seni dedim. Doğru mu? Dedenin lafın yaparken, arkasındayım dedim. Ne söylesem de hepsinin arkasındayım dedim. Oğlumuz sen yeğenin kahvaltı yaparken bana dedin ki al izle. Hatırlamadığım için. Ben çıkartmadım. Cemre'deydi. Bende tamam, miydi? Tamam bak. Hatırlamadığım için izlettin de. Ben sana evet ne dedim? Songül çok özür dilerim. Çok pişmanım. Dedin mi? Demedin mi? Dedin. Eyvallah. 13 senedir bak, de bak, bir kere böyle bir şey söyledim mi ben sana? Bak ben söyledim dedim mi hiç buraya çıkıp böyle bir şey. Veya bir tane şiddet. Bir ama tane bunların, tokat, bir tane Koray, şiddet uyguladın Koray, mı sana? Bunu söylemenin sebebi ne biliyor musun? 13 yılda olmamasının sebebi. 13 yılda zaten gözünüz, gönlünüz başka birini görmüyor ki. Siz birbirini seviyorsunuz ve birbirinize aitsiniz. Doğru mu? Evet. Sen bir çocuğunuz var. Evet, doğru. Ama senin zihnin ve fikrin değişmeye başladığı için, başka sularda yüzdüğü için... Yok Esra Hanım hiçbir şey yok diyor. O da başkasını biliyor. Başkasını seviyorum. 13 yıl boyunca Esra yapmayan orada adam 13. yılın sonunda niye yapsın? Esra Hanım zaten ufak tefek tartışmalarımız vardı. Eski evimizde de olan bir şeyler vardı. Tartışmalarımız vardı.
Ya Allah'ım, ben ondan şey dolayı zaten dırdırından ben ailemin yanına gittim. Eski olayın dedin. Bir şey söyleyeceğim. Bak iş yerinde gidiyorsun içkili yine. Diyorsun ki ondan tamam, mesai de gidiyorsun. Bak, bak o zaman eski demesin hesabla. Bak her şey benim üzerimden oynuyor. Sen bu olaydan 3 gün sonra evden ayrılıyorsun değil mi? Her şey benim üzerimden oynuyor ya. 3 gün 4 gün sonra. Sen 17 Şubat'ta senin gidişin de plansız bir gidiş zaten. Sen planla ayrılmadın. Plan yapmadım zaten ailemin planı yanına... karşı taraf yaptı. Bilmiyorum Esra Hanım. O İstanbul'a ben... geldi. Bilmem. Sen o yüzden paldır evet, küldür evden şey ayrıldın. Hayır Esra Hanım ben zaten evet, onu gidecektim. Ben fark ettim. Aklımda vardı yok değil. Koray Bey aynı ama... otobüs firmasında gün... Esenler'den gittiğiniz ortaya çıkarsa inkar etmeye devam edecek misiniz? Evet. Esenler'den gittim. Esenler'den gittim kendim tamam. Zaten. Esenler'den gittim aynı kendim. Aynı otobüs firması diyor. Yan yana koltuklar. Hayır, ben yan yana kimseyle gitmedim. Ben yan yana kimseyle gitmedim. Çıkarsa diyorum. Çıkarsa. Çıkarsa neyini inkar edeceğim? Zaten çıkmış. 17 Şubat'ta siz beraber yolculuk yaptınız. Beraber yapmadık Esra Hanım. Ben zaten tek gittim. Tamam o da tek gitti. Bilemiyorum yani kim tek. Aynı otobüste. Geldim diyordu kendisi. Aynı otobüste hayat sizi bir araya zaten getirdi. 17 Şubat tarihinde. Ben görmedim Esra Hanım onu zaten Münevver Hanım'ı. Anladım. Görmedim. Hep tesadüf, hep tesadüf. Görmediğim bir şeyi nasıl gördüm diyeyim. Benim böyle ailem şey niye kabul etsin hani? Boşanmamışım. Koray, peki böyle bir şey olabilir mi? Sen 17 Şubat sabahı evden ayrılıyorsun, Esenler'e geliyorsun, Ankara otobüsüne biniyorsun değil mi? Evet. O sırada başka biri İzmir'den geliyor, Esenler'de iniyor, seninle aynı saatteki otobüse biniyor. Esra Hanım bilebilir, ben ne yapabilirim yani görmemişim etmemişim. Ben bir kere bile görüntülü görüşmemişim o insanla. WhatsApp üzerinden görüşmüşsünüz zaten. Görüntülü görüşmüyordunuz. WhatsApp üzerinden görüşüyordunuz. İki gün iş yerine konuşuyordunuz. İki gün sonra sen ayarlama yapıp eve gelince telefonu gizli dosyalara koyuyordun. Ben WhatsApp üzerinden kimseyle görüşmedim. Son gün nereden dost, çıkartıyorsun sen söyleme bunu? Sen çok yalancıymışsın. Ben seni böyle var ya seni tanıdığım güne lanet olsun. Sen var ya, ya harbiden sen... var insan değilmişsin. Bak. Kusura aynen bakma. Anladın mı? Bu kadar hadi. Esra Hanım ben boşanmak istiyorum. Sen de sanki ben boşanmak istemiyorum. Sanki bitirelim. Ben bunu daha istemeye ben... geldim buraya sanki Allah aşkına ya. Tamam. O da istemiyormuş, ben de istemiyorum sanki zaten. Sanki istiyorum ben onu bitirelim ya, bayıldım ya sana. Bir tane ortak noktamız, çocuğumuz var. Zaten yüz yüze bakacağız bu insana. Yarın bir gün bu çocuk askere gidecek, düğünü olacak. Vallahi bravo Koray'a. Evet. Yüz yüze bakacağız. Her şey benim üzerime yük alıp gitti. O nasıl olacak? Nasıl? Her şeyi bıraktın, üstüne bıraktın gittin her şeyi. Ben barışmak gün... istemiyorum Esra Hanım. Daha bu, de... bu saatten kesinlikle sonra ben barışmam. Ay, ilk gün dedin ya biz barışacaktık diye. Tamam söylediydin ama artık yok. Niye? Hiç, hayır hayır ben daha barışmam. Kolay daha mı öyle ya 13 yılı bir anda çöpe atmak? Songül Hanım'la bir daha barışmam. Seninle barışan var bir daha diyor. Sanki ben barışıyorum ya. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii sorayım şimdi. Koray, ikide bir sen kızcağızı dır dır ediyor diyorsunuz da bu kız 13 yıldır hiç konuşmadı mı? Ya 13 senedir de hani vardı tabii ki de bu kadar değildi ama. Bir gerçekten yıl sonra oldu onlar da sen onu. 2 ay sonra oldu. Yani geldi bir kadın. İki senedir. O 2 ay önce oldu. 2 ay önce Koray. Bak doğruları söyle. Bak 2 çocuğum var. Babasın bak. İnsan ol. Songül, adam gibi şey çık ki yaptım bak. De. Bak bunlar çıkacak. Bak ben her ne şeyi çıkacak? Kadın olarak bak her şeyi kadın olarak senin karşına çıktım. Bana dedin ki videoları verme. Sana velayeti bilmem neyi vereceğim dedin. Beni bu şekilde ama bak sen bana dedin. Ne dedin? Bir saniye tamam, lütfen. Haklısın. Rica ediyorum bak. Lafımı bitirin sonra sen konuş. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra ben de sana dedim ki Koray dedim zamanı bekledim. Sana güzel çok güzel sürprizlerim vardı dedim. Sen bana inanmadın. Beni insan yana koymadın. Al sana karşıma geldim. Ben de sana sürpriz yaptım. Bu kadar. Sürpriz. Evet sürpriz. Bu. Vallahi helal olsun Hafiye bu gibi. Helal olsun sana Hafiye gibi davranmışsın. Koray Bey, buyurun dün Münevver Hanım'ı hiç görmemişsiniz ya. Acaba dün Münevver Hanım'ı gördükten sonra boşanma kararı almış olabilir misiniz? Hayır ben daha önceden de söylemiştim zaten. Eşim Songül Hanım'a daha önceden de söylemiştim. Boşanacağım senden dediydim. Daha önce dedin gittiğin bir zaman söyledim. Bir sene önce söyledim de söyledim. İki sene önce de... Ay sene... ne kadar yalancısın sen ya. Ya eski evimize söylemedin mi Songül? Ay sen çok yalancısın Koray. Senden biz abi olaydan dolayı konuştuk. Ya eski evimizde sen, de yani tartışmalarımız hangi eski evde söyledin Koray ben Allah aşkına. İbrahim amcaların evinde otururken hiç mi tartışmadık Songül senle? Hiçbir zaman söylemedim işte ben seninle. Bak aynı konuyu alıyor. Bak Esra abla tartıştık konuyu aynı bu. Aynı böyle bir konu. Yine kadın var ortada. Ama kadın bu kadın arkadaşının kadını bayanı. İbrahim amcanın evindeyken de mi bende böyle bir şey vardı Songül? Bak, nereden ne diyorum sana sen? Bak isim vermek istemem o insanların. Çalışıyordun onda geleceğim diye sabaha karşı geldin. İnsanla ben gittim. Gitmediğim değil. Ama bana mesaiye kaldım diye yine yalan söyledi Esra abla. Benim abim. Benim ya ben abim şey canımdan tanıdı. Çok severim bak o insanı.
İsmini de vermek istemiyorum. Vermeyin. Eğer dinliyordur kesinlikle. İnşallah bu yayına bağlar. Senin nasıl bir insan olduğunu o kendi de biliyor. Nasıl bir insan? Yani dırdır olduğunu biliyor. O da biliyor. Ya yani sana telefonla... bir şey söyleyeyim mi? Esra Hanım şunu siz söyleyeceğim. Siz bize bu kadar çok şey yapıyorsunuz. Bizim de elimizde tek silahımız çenemiz yani. Bizi o noktaya getiriyorsunuz. Adam benim evime geldi bir ki sorun bu adam bütün erkekler soruyor ya. Bir şunu saniye. Yap Koray diyordum dedi. Son Gülcüm, olsun. Son Gülcüm ben herkes adına bir soru sormak tamam istiyorum. Tamam mı? Sana yazıklar olsun. Ben Koray, çalışmadım mı soruyor. Siz bize huzur... ya erkekler kadınlara huzur veriyor mu ki? Şimdi hep huzur istiyorsunuz ya. Siz bize bir huzur veriyor musunuz acaba? Vallahi ben veriyor musunuz? Ya bilemeyiz. Çocukla da ilgileneceğiz, eve de bakacağız, konu komşuyu idare edeceğiz, aileyi idare edeceğiz, her şeyi yapacağız. Çekeceğiz, çevireceğiz, bütün her şeyi yapacağız. Siz bir işten geleceksiniz, çok yorgun olacaksınız. Ya tabii ki o konuda haklısınız. Bayanlar olarak haklısınız. Ama biz de... Her kadının tek istediği ne biliyor musun? Ama... Gerçekten sadık, sevgi dolu bir eş, sorumluluklarını yerine getirmesi, bir de ağzından iki güzel kelime çıkması. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Esra Hanım ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir kere arkadaşımın yanına giderken gidiyordum. Hemen arıyordu. Ne zaman geleceksin? Ya gittiğimi çıktım vay geleceğim. Be, arkadaşına giderken arıyordum. Hani gittiğim yer belli. Arkadaşlarımın yanı. İyi o zaman hiç mi arkadaşım olmasın benim? Hiç mi gideceğim yer olmasın? Hep zanlı yalan, yaşamış. Ama şeyler. Ben bir Esra kere hanımefendi. Benim evime gelin böyle bir şey bakın. Yaşamadı. Ben sizin, hani bir bak, kere bile ben aldatmadım eşimi. Durduğu yerde kimse kimseden şüphelenmez. Bana millet yatak verdi. Bakın beni kendi de biliyor. Gelsin bana ne almış. Allah yukarıda şimdi bir kere aldatsın desin beni. Anladın mı? Telefon altında Gülşen'in ablası var. Gülşen Hanım merhaba. Sıra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bize... Songül'ün ablasısınız değil mi? Evet evet. Songül'ün ablasıyım. Songül'e de sahip çıkan benim, 13 ablam. Seneden beri sahip çıkan benim. O Koray'ın yaptıkları var ya Esra Hanım sizi ben çok seviyorum. O Koray'ın yaptıkları böyle böyle Silivri'den Ankara'ya köprü olur. Borcuna, harcına sana hangi birini anlatayım? Hangi ben birine? Hepinizin tamam yaptınız. Hepinizin de parasını geri verdim. Ödemedin mi Songül ablanlar? Ödemedim. Para ver. Ödemedin mi? Son gittikleri vermedim. Ödemedim. Kredi çekmedin mi sana? Sana ben iyilik seni, yaptı. Kredi iyilik çektiğinde. Bak. Terbiyesiz. Tehdit ediyorum. Uzaklaştırma kararı aldır. Tamam, Allah Allah. Ama yani seni Koray Bey sevilen bir damatsınız da size çok baldızlar da kredi çekmişler. Evet çok kredi çektiler Hülya Hanım. Bakın. Şimdi bak tehdit filan deyince de ayıp oluyor. Bakın, yani yine baldızın bana sıkışınca sürekli Gülşen Hanım'ın, Gülşen Hanım'ın. Baldızlar kredi çekecekler. Son gittiğiniz bakın, krediyi ödediniz mi? Ödedim. Ödedim. Son gittiğiniz krediyi. Yok, hayır, hayır son değil son bu zaten. Ödemedi. Hayır hayır ödemedi. Ne kadar baldızınız kredi çekti? O geldiğimiz sene çekmişti. Geldiğimiz sene biz buraya Ankara'dan geldik İstanbul Silivri'ye. Öncesine ha, yardımcı çok, oldular. Allah bin kere razı olsun. Hepsi, ben inkar gelmiyorum. Şu anda cam baldız. Yani o zaman kredi çekerken cam baldız. Cam Eşten baldız. Eşten de çekti ona da çekti. Şimdi canın çıksın baldız olmuş. Evet. Gülşen Hanım şey devam ettim. Edin lütfen. Kın mı vermedim? Euro mu vermedim? Para mı vermedim? Kendimdekiler yetmedi. Milletten topladım Esra Hanım. Milletten öteberi topladım. Onları ev ocak ettim ben ev ocak. Bütün Silivri biliyor. Bütün Silivri. Ne olacak etti Songül? Sanki ben hiçbir şey almadım Songül. Sen her şeyi ablamlar aldı. Buzdolabını, çamaşır makinesini, her şeyi. Eşim odunu getirmedi, yiyecek mi getirmedi, iş mi bulmadı buna? Ona bizim yaptığımızı ailesi yapmadı Esra Hanım, ailesi. Biz ona acıdık, sahip çıktık. Burada da benim... Esra Hanım sokakta ben burada. Ben sokakta niye bıraktım? Ona da çalışamıyorum ben. Ha, anladım. Tövbe estağfurullah. Yardımda duruyorum ben ya. Yalan söylüyor ya. Kimin ekmeğiymiş? Kimin? Ha, ben dedi ailemden gördüm. Sizden gördüm. Ailemden görmedim ben dedi. Sizi ben dedi. Sen benim ablamsın dedi bana. Dedim. İnkar gelmedim ki. Onu yakalayayım. Onu yakalayayım. Gülşen Hanım siz Koray Bey'i damat olarak çok sanırım sevdiniz. Böyle baş tacı evet. ettiniz. Evet. Aynen öyle Esra Hanım. Bana abla dedi. Ben de ona kardeşim dedim. Sahip çıktım. Peki, bir şey dedim, merak ediyorum. Şey Koray da hani boylu poslu, yakışıklı, hani eli yüzü düzgün, sapasağlam bir çocuk. Normalde insanlar
Senin engelli maaşın var. Sen de çalışsan... Çalışıyordum taşı, Esra Hanım. Yani taşı sıksan suyunu çıkartırsın. Çalışıyordum zaten Esra Hanım. Öyle. Çalışıyor. Yani ama niye bu kadar hesap, krediler... günden beri hep borç çıktı. Kimin borçları? Koray Güm, eşimin hep borçları çıktı. Özel borçları evet, mı vardı? Evet, hesap evladım hayır, hep borçları çıktı. Normal şartlarda o çalışsa iki tane maaşla... Kredi çektiysem sen de biliyordun kredi çektiğini. Hayatınızı Koray, sürdürebilirsiniz. Koray geldiğin diyorum sana. Ha geldiğim gün tamam, benim bir kredi kartı borcum vardı, bir de... Anladım. Geldim, borç vardı. Bir alışkanlıktı. Babana kefil oldun iki tane ayrı ayrı bankalar. Sonra daha bir yazık, sene önce. Kağıtlar evde duruyor ya. Bir sene bile olmaz sonra o krediyi çekelim. Koraycığım söylemek istediğim şu. Sana. Senin ya. Maaşınla onun maaşı bir araya gelse bir evi çok iyi bir şey yani en asgari şekilde geçindirebilecek şartlardasınız. Bakın şunu söyleyeceğim. Ama sürekli hani böyle paralar, borçlar, kredi hayır. Kartları Esra alıp ödememekler falan başka bir şey. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Daha önceden borcum olmadan önce Songül Hanım'ın aldığı maaşı euro yapılıyordu. Güne girdilerdi. Evet, euro yapılıyordu, kenara konuluyordu. Ama birikim yapıyordum. Ben bir 6 ay çalışamadım. Tabii ki o paradan harcama yaptık. Kiramızı verdik. Anladım. Niye çalışamadın? Yatıyor diyordu. 6 ay değildi. Yalan söylüyorum. 4 aydı. Ha 4 aydı pardon. Niye yalan söylüyorsun? Ya işten ayrılmıştım. İşten ayrılmıştım. Çok uzun bir süre. Tabii ki işten ayrılmıştım ama iş arıyordu. İş geldi Esra abla. Enişten buna iş buldu. Aa dedi. Ben demin insanlar iş bulur, iş beğenmez. Kimi yalan de söylüyor Esra abla. Çalışmayı da sevmez yani. İnşallah Esra yeni hayatında ablası böyle yani böyle yeni kuracağın hayatında inşallah çalışırsın. Aksine çalışacağım zaten Esra Hanım çünkü. Ben çalışmayacağım demiyorum. Anladım. Kaç aydır oturuyorsun peki? Nerede? Babamlarda mı? Evet. 2 ay oldu geleli. 2,5 ay falan oldu. Çalışmıyorsun. Kim bakıyor sana şimdi? Şu an iş arıyorum zaten. Babamlar da arıyor iş. Diyor musunuz telefonda oğlunuza? Oğlum bir ihtiyacın var mı? Annenle nerede kalıyorsunuz? Hülya Hanım. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Sordum. Ha. Canlı şahit annesi de burada, eşim de burada. Para sordum. Gönderdiniz mi? Hayır gönderemedim. Çünkü durumum yok şu anda gönderemedim. Çalışmadığım için gönderemedim. Hülya Hanım, ha gönderirsem göndereceğim tabii ki. Niye göndermeyeyim? Oğlum mu? Sonuçta benim o. Bir şey söyleyebilir miyim? Canımdan Hülya bir parça abla. Ya. Araya gireceğim Necla Hanım telefon attığında Koray Bey'in annesi. Alo. Alo. Necla Hanım hoş geldiniz. Merhaba Esra Hanım. İyi yayın. Burada Koray. Koray ne oldu? Ne heyecanlandı? Koray Gümüşlüoğlu benim oğlum. Oğlum olduğu için oğlum ilk telefon etti bundan. Anne dedi geçimim hiç yok dedi. O Songül Gümüşlüoğlu orada yalan söylüyor. Songül beni aradı. Dedim ki Songül dedim bir tane çocuğunuz için dedim. İdare edin dedim. Bu Koray'ın mesela ikinci evliliğidir. Son gün kişi oraya çıkıp da yalan söylemedin. Koray'a da dedim. Sana. Koray bak orada oğlum dedim. 13 senedir dedim bu yuvan yüz. Evet. Bir bebe orada kaldı. Bir bebe de burada kalmasın dedim. Dedim demedim mi? Bak orada şey. Necla teyze. Efendim canım. Bak annemin adı da Necla. Münevver'i gelin olarak kabul ettiniz mi? Ben işte hanımı tanımadım Esra Hanım. Gelmedi benim kapıma. Sizinle beraber kalmadı mı? Hayır vallahi benden kalmadı. Ay, bak bir tane çocuğum var. Torunumun başı için benim oğlum ismini ağzına almasın lütfen yemin etmesin. Torunu niye almasın ya babaannesi? Yemin etmesin çok oğlum üzerine. Yemin etmesin tabii ki anne yemin etme. Kendine etmesin. Çocuk başı falan deme yani. Dinliyorum buyurun Necla Hanım. Beni dinle. Ben sana hiçbir zaman kötü bir kaynamalık yapmadım. Benim kayınbabamın telefonla Koray'la konuşuyordun. Ben sana dedim ki Songül sen Koray'a önce Songül evli misin dedim Koray'dan için. Ben de dedim ki sana Koray'ın bir tane bebesi var. O zaman kızım kabul evet, etmeseydin gelmeseydin. Sonra ben seni bırakmadım mı? Oğlun ne zaman yanına geldi Necla teyze? İftira atmayın de. Oğlun ne zaman yanına geldi? Benim oğlum geleli bir kaç ay şeyle oldu işte. 2,5 ay falan mı? 2,5 ay. 1,5 ay mı oldu nedir? Ben şeker hastasıyım. Ankara'ya gelince direkt... Bak Necla teyze, oğlun Ankara'ya gelince direkt senin yanına gelmiyor ama. Başka bir yerde kalıyor. Hayır ben direkt annemin yanına gittim. Ben İstanbul'a 13 senedir bir kere gitmişliğim var. O bir gitmişliğimde... Bir kere mi gitti buraya? Bir de onda bir de öbür evde geldi ya. Ben girdim, o son dört kişi benimle kavga etti. Ama
eşime Necati teyze, ben onu sormuyorum. Oğlun Ankara'ya geldiğinde senin yanına gelmek yerine gidiyor başka bir yerde kalıyor. Benim oğlum beni durdurdu orada. Ben direkt Esra Hanım annemlerin yanına gittim. Başka hiçbir yere gitmedim. Bak bir şey diyeceğim. O düşen bacısı. Ben kimsenin bir kötülüğünü görmedim. Allah rahmet eylesin. Görmedim. Ama son günün yalanları atması... Allah size bildiği gibi yapsın. Siz ne kadar yalancı bir insansınız. Siz ama gelin kaynana çok dar olsun ya. Şimdi Necat teyze, evde de çok ses var. Bir Necat teyze sen de konuşuyor. Siz gelin kaynana zaten çok anlaşamıyor musunuz? Evet. Ben çok güzel anlaştım. Zaten. Çok güzel anlaştım. Bak engelliydi. Her şeyinde şey yaptım. Ha o da yapıyor dedi. Ama benim oğlumu... İçki içittirip... Bunlar nasıl bir söylesin? Beni ilgilendirmez. Ben onu önce aradı. Bana dedi ki Nevza teyze sen... Az önce abla... Bir şey demedim dedim. Şu ben ayında, bir kere dedim, böyle bir şey söyledim mi senin ailen hakkında? Evinin hareketlerini ben bilmiyorum dedim. Bir kere gittim Esra Hanım 13 yılda. Bir kere, Necati iki kere geldi Esra abla. İki kere geldi ya, bak, yalan söylüyor Koray'la ya. Koray'la son günün bir çocuğu var. Sen bir anne olarak, oğlun ikinci evliliği ya bu. Üçüncü bir evlilik yapmasını ister misin? Onayladı ya, 35-36'tı benim oğlum dedi. Herkesin, bak... Herkesin yaşlı şeylik. Ben yine dedim. Yarın, ben Necati teyze barıştıralım dedim. Onları. İster barışsın. Ben barışmam. Benim işim olmaz. Annem dahil istese barışmam. Benim hiç işim olmaz. Barışmam. Gel zaten. Barıştıralım onları. Mehmet verdiysem Songül gözüne dursun Songül. Benim yaptığım mehmetler senin gözünüzde dursun anladın mı? Yalan yalancılar Songül. Sizin işiniz gücünüz yalan be. Yazıklar olsun ben... size be. Tek doğru sen varsın bu Türkiye'de. Sizin gibi yalancı makinesi olmuşsunuz. Yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. Bir de bir kere gelmiş benim imbeli. Öyle mi? Yazıklar olsun size. Hizmet yaptım ben onlara. Size kaç çocuğunuz var? 3 tane. 3 tane evladınız var. Bir saniye. Necati teyze bir sakin. Siz bundan sonra gelin olarak... 3 çocuğunu bırakıp gelen birini gelin olarak kabul eder misiniz? Ulan ilk evliliğinde de karışmadım. İkinci evliliğinde de karışmadım. Aynısını bana söyledi bana. Benim eşim hasta kanser. Teyzeciğim ben size bir soru soruyorum. Ben karışmıyorum onların bir şey. Gelin olarak kabul eder misiniz? Şimdi eşimin bir para maddi durum oldu. 2 lira 700 hapis niye demişler. Benim oğlum o parayı... Bir de siz sorsanız ha. Teyze. Efendim? Yeniden evlenir mi oğlunuz? Niyeti var mı? Bir niyetim yok. Benim çocuğum tek geldi. Çocuğumun muhtara dedi ki yavrum yanımda yaşıyorsan bunlar da yasakları gel ben seni kayıtıma alayım dedim. Ben kötü mü yaptım Songül? Söyle Songül'e. Abim de yanında. Siz keçi öğrendi. Buraya bir Esra Hanım bir bayanı Münevver Hanım'ı konuk etti. Çok yakın oturuyormuşsunuz aynı semtlerde. Görmüş olabilir misiniz? Ben kimseyi Münevver Hanım'ı. Bu kadar yalancılar ya yemin ederim. Yan yana oturmadık. Ha, iş bulma konusunda yardım etmiş olabilir misiniz? Bir tek yalancı bunlar zor sen varsın Songül ya. Kendin dedin ya Esenler'e geldi dedim bana mesaj attın. Ben Esenler'den aldım kadın adını ya ben mesajları içine verdim Esra abla ya. Kurban olayım ya. Messenger'dan yazdı ya bana ya. Ya sen sus ya. Yeter artık bak. Saygısız olmak istemiyorum bak. Yeter be. Terbiyesizlik yapma. Saygısız şey pislik şey. Ayıp ya. Senin yaptığın ya. Dizine gözle dursun benim. Ya, çöpten aldım eşya yaptım. Çöpten halı buldum ev yaptım be. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Senin doğumunda geldim de yazıklar senin olsun. Evinde kaldım, ettim, eğledim, sana yardımcı oldum. Ben sen bana hiçbir şey yardım etmedin be. Çocuğuma bir takım bile almadın be. Sen benim hiçbir şeye yardım etmedin. Hiçbir şey emeğiniz geçmedi bana. Sen bana eşya bile almadın. Ne
yapmadım diye seni aramadım. Sen hoşuna. Bizi paramıza geldin be İstanbul'a be. Sus ya. Yalan söyleme ya. Necla Hanım. Bana incir aldınız da gitti. Sıraya girdiniz onu. Necla Hanım oğlunuz diğer torununuza da nafakasını verir mi? Vermiyor Esra abla. İyaşesini sağlar mı ilk evliliğinden olan çocuğuna da? Yani artık... Şimdi yaptıkları yapacaklarının teminatı oluyor. Şimdi ilk boşanma sonrası gerçekleşen hemen Koray Bey çok hızlı. Diyor ki velayeti anneye veriyorum. Zaten bunu bir lütuf olarak söylüyor ama zaten de bakmıyor. Yaptığınız şimdi, şey daha önceki evliliğinizde çocuğunuzla şahsi ilişki günlerinde görür müsünüz? Nafakasını hayır hiç görmedim. Niye? Nafakasını günü 14 günü senedir görüşmüyoruz biz. 14 senedir görmüyorsunuz. Kendi de biliyor. Nafaka veriyor musunuz? Ben söyledim onu ama ilgilendirmez. Görüş nafaka şeydi. Kendisi iş yap. Ben sana bir günden bir gün görüşme dedim hayatım, mi? Benim nafakadan daha ziyade bak. Veremezsin nafakayı da. Evet görüşmüyoruz. İyi ben bir baba olursun. Ararsın, sorarsın, gidersin, gelirsin. Manevi varlığın o çocuğun. Huzurum bozulur dedi Esra abla bana. En büyük teminatlarından biridir. Son gün ben hiç bunu bulabildik mi onları? Bunu sorabildik mi? Bir kadın olarak Face'den buldum. Seni engelledim. Bak Koray'dım burada çöktürdüm. Resimler çekip çekip de sana gösterdim. Ben gösterdim bulup da ben. Bak Koray'dım tamam, Umut ne kadar doğru. Büyük çocuğunla görüşmeme ben sebebin buldum. Ne? Ben şey Hülya abla resimlerinden. Özel. He? Özel konulardan dolayı, eski olaylardan çocukla dolayı. Çocukla aranda bir özel ilişki olamaz yani. Eski olaylardan çocuğun, dolayı. Songül Hanım da biliyor eski olayları. Çocuğun öyle bir seçimi yok yani. Babayla özel durumlardan biri görüşmüyor. Şimdiki şartınız ne Koray Bey? Ben çünkü siz bütün mücadeleniz o. Ben nafakasız, tazminatsız ikinci evlilikten de ben nafaka de vermeyeceğim demedim. Ha? Ben nafaka vermeyeceğim demedim. Verecek misiniz? Vereceğim nafakasını da çocuğun nafakasını da. Yeni bir hayat kurması için eşinize, kirasını... Tabii ki vereceğim. Eşinize de ben, verecek misiniz? Tabii ki şu an çalışmıyorum ama çalıştığım zaman eşimin de vereceğim, çocuğumun da vereceğim. Bir de tek başına yaşayan yani, Hülya Hanım, tek başına yaşayan bir adam yani. Çalışacak, ailesinin yanında kalıyor. Kirası yok, osu yok, vereceğim bakacak yani, biri yok. Vereceğim vermeyeceğim demiyorum. Kazandığından bir bölümünü verecek karısına. Demedim. Çocuğuma da dedim nafaka vereceğim, size. Sana da dedim vereceğim. Koray, i̇şte şimdi bak, çocuğunu görüşmelerde benim ablam borcunu da verecek. Buradaki Koray, çocuğa o görüşmelerde diğer çocuğu 14 yıldır görmemişsin. Buyurun Esra Hanım. Koray, biraz önce sana gösterdiğim görüşmelerde Münevver Hanım seninle beraber olduğunu kabul ediyor. Ben onun yanında bir süre kaldım diyor. Esra biraz Hanım. Önce gösterdim sana. Esra Hanım öyle bir şey yok. Mesajı gördüm ama mesajı çeken niye benim. Niye Münevver bu yalanı söylüyor peki? Mesajı çeken benim. O yazan, kabul eden Münevver bana mesaj atan. Grup yapınca ben sizin grubunuza katılmadım. Gruptan. Gruptan ne yazdıydık Songül sana biz? Bana diyorlar ki bak tekrar söylüyorum. Ne diyor mesajda? Bak ne diyorlar biliyor musun Esra abla bana? Şey bana değil. İlk günde buna yazıyor Münevver Hanım. Diyor ki. Bir de siz senin... grup konuşması mı yaptınız hani WhatsApp'ta? Yok yok. Messenger'da. Evet. Diyor ki bana demiyor. Münevver Hanım diyor ki Koray'a. Eşiniz diyor, benim eşimi aramıştı. Ben Levent Goy'u aramışım, İstanbul'a çağırmışım. Bu da bana diyor ki... Ha doğru. Evde, bak o bunlar mesajda da orada, beni de buldular. Ben de dedim ki o zaman dedim yüzleştireyim sizi dedim. Bir ben de muhatap dedim, oradan istemiyorum yazışım. O kadar. Hayır ben o kadar detayına gelmek istemiyorum. Ben 3-5 gün kaldım yanında gibi bir cümle kuruyorum. Boşanıyor musunuz? Boşanmak istiyorum Esra. Benim benim şeylerimi kabul ediyorsa tamam, boşanır. Nafaka... Kendi de icralık nasıl ödeyecek bana borçlarını Esra abla? Vallahi onu bilemiyorum. Onu ben bileceğim ya. Ben icraya gider. Şimdi nafakan... Songül siz karşı karşıya bir gelip bir masada oturuyor yok, musunuz? Esra. Hayır. Hayır. Ben istemiyorum. Hayatım tamam, sarılın saat... öpüşün demiyorum size herhalde. Ha. Bir masada oturacaksınız. Anlaşma şartlarınız işte o protokolde ne olacaksa işte tamam. Velayet konusunda, nafaka konusunda. Tamam. İşte nafaka parası ne kadar olur? 3 lira mı olur? 5 bilemiyorum. Bunu konuşacaksınız. Tamam, sen konuşalım. Ne anlıyorsun masada yan yana olunca? De, tamam konuşalım Esra. Birinden mi korkuyorsun Koray? Hayır Esra biri kimseden korkmadım. O zaman çocuğunun annesiyle yüz yüze bakacaksan yan yana otururum diyeceksin. Tamam ne yan korkuyorum? Yana da otururum buyursun gelsin. Yok, ben oturmam sinirle. Demiyorum. Ha ben... Vallahi ya. Ben yapamıyorum tamam, öyle oyunu. Tamam konuşuruz yani. Diliniz damağınız kuruyor yemin ederim. Ama boşandıktan sonra bak Koray. Yandın Esra sen. Esra abla ben size özellikle o resimsizden atacağım. Esra'yı o yandın. Siz. Ben bunu vallahi resimden atacağım. Ailemle kalacağım için tek başıma yaşayacağım kafamı dinleyeceğim artık. Düğün davetiyeni alırım artık. Ben evlenmeyeceğim Esra Hanım bir daha. Hı-hı. Ben bir daha evlilik yapmayacağım Esra Hanım. Bir kere hata yaptım. 18 yaşındayım askere gitmeden önce oldu. Tabii ki o özel bir konu. Onu çocuğa kendisi de biliyor. Ediyor, evlenmeyeceğim. Burada lazım, açıklamak oğlum istemedi. Senden diyor. Hayır. Bilmem şey mi demiştiniz siz? Hani çok medya bizi yakıştırdı. Mecburen Münevver Hanım'la evet, evlendik. Yani öyle bir durum hanımefendiye sormuştum. Öyle bir durumla karşılaşır mıyız? Hayır hayır. Ben evlenmiyorum.
Ben ha? evlilik falan yapmayacağım. Ben yine de düğün davetiyeni bekliyorum. Esra Hanım ben evlenmeyeceğim. Ha? Evlenmeyeceğim ben. Esra Hanım siz merak etme. Bence de evlenme zaten. Evlilik sorumluluğunu kaldıramıyorsunuz. Songül'le Koray yan yana gelecekler. Anlaşma şartları nedir? Otursunlar, karşılıklı konuşsunlar. Seni buradan, Koray'ı da buradan uğurluyorum. Koray evlenmeyeceğim dedi, 5. evliliğini yaptı filan. Şimdi Hayriye teyze geliyor, buyursunlar. Şu 12 Nisan tarihinde Nülüfer'e evden çıkıyor ve sonrasında kaçıyor. Ben böyle bir şey görmedim dünyada. Nülüfer ortaya çıktı sevgili seyirciler. Hoş geldin. Sağ helal olsun. Niye hazırladığına gittin kız? Ne derdin ne senin? Gelmeseydin. Benden önce inmişsin İstanbul'a zaten ki. İnerim ben. Benden önce inmişsin. Sen sayende yani ben. Ne yapayım? 2 Nisan'da niye evden ayrıldın? Ben tek başıma daha mutluyum abla. Tamam. Ben tek başıma kalacağım. Niye onlarla dalga geçiyorsun? Bu annen sana nasıl bir kötülük yaptı? Abla ben kendi yaşadığını herkes kendisi bilir. Ben burada anlatmak istemiyorum her şeyi. Nerede yaşayacaksın? Adres belli etmek istemiyorum. Niye evden kaçarak kendi hayatını kurmak istiyorsun? İstemiyorum abla ben kimseye. Ben demek ki onaylamadıkları abla, bir şey. Abla benim ne yaşadığımı kim nereden bilecek? Herkes kendi hayatına baksın. Ben tek başıma daha mutluyum. Yapamazsın tek başına bunlarda ayaklarına duramazsın. Hemen çıkmıştım buraya. Nülüfer gitti, kayboldu, sakallıya gitti. Ne oldu, sakallıya mı gittim ben? Boş konuşuyor. Gitmedin mi? İşin bozuldu değil mi? Bu işim bozuldu. Senin açıklanmasını istemeyen bir seyircimiz. Benim oğlum Nilüfer'le tanışmışlar. Ben hayranımı da söyledim. İzniniz olursa Allah'ın emrini koyup dedim. Oraya gelip kızımızı istemeye niyetim var dedim. Ben demiş bundan sonra önüne bak benden sana yar olmaz. Yani beni ben değişmedim ama beni değiştirenler oldu diyerek yazıyordu mesajda. Değiştirenler de değiştiren insanlar oldu. Hayatında düzenli işi var, ailelerin tanıştığı uygun bir eş adayı var. Sen hepsini o 2 Nisan'da silip atıyorsun. Seni değiştiren ve seni bunaltan nedir? Ben konuşmak istemiyorum. Biz Hayri Hanım'da olsun... Ya tamam kapat ondan... işte telefonu ya kapat! Niye kapatıyorsun? Sus kız! Benim hayatım istediğim gibi yaşadım. Ona nasıl durdun ya? Şimdi tek hayat istiyor. Benim kararım. Keşke senin kararın olsa Nülüfer. Allah'ım ya. Benim hayatım benim kararım. Evet doğru söylüyorsun. Onun kararı, kararı onun hayatı. Ama gelecek bir gün pişman olup da işte gez olacak. Önce kendiyle ilgili bir hayat ve karar planı olmalı. Şimdi yayın bitti. Biz yayın bittikten sonra Sürütüyor'da Hayriye ablayla da oturduk, konuştuk birazcık. Yani ben gerçekten sadece senin için ve çocukların adına üzülüyorum. Bak öbür oğlun 18 yaşında pırıl pırıl peşinde. Evet. Öbürü askerden yeni geldi. Küçük desen köyde. Babayla köyde, evde bir yemek, bir düzen evet. bekler. Ama aile içerisindeki birinin seçimleri, tercihleri, davranışı bütün ailenin yıkımı demek. Yani... Aslında Nülüfer sadece kendi hayatını mahvetmiyor. Bu davranışlarıyla kendi ailesinin, kardeşlerinin tüm yaşantılarına da, aile hayatına da etki ediyor. Evet. Ve sizin huzurunuzu bozuyor. Bozuyor. Huzur da bırakmadı. Sene oldu tam Kurban Bayramı'na. Hı? Tam Kurban Bayramı'na sene oldu ya. Ağustos 2020'den beri. İki ay var işte tam. Huzur yok evde. Huzur yok. Ağzımızda Nülüfer, sakallı. İşte kimi söyleyeyim, kimi söyleyeyim sana. İşte sebep oldu çocuğuma, sebep olanlar. Allah onun atışına onlar da yaksınlar. Onların da evlatları, karıları var. Allah onlara da versin. Benden betersin onlar. Delirsin, dağlara düşürsün. Daha bir şey demeyeyim. Şu Ramazan günlerde daha ne söyleyeyim? Ne diyeyim? Giden gitmiş, yine sıvınsın, elinde sonra sağa gelsin yine buraya. Telamitsin, arkasında önüne bir tetti deden oğlu korkmasın. Yine nerede olduğunu bize haber versin. Allah'ım bunu merhamet versin, yola götürsün. Daha ne diyeyim? Çok zor ama sen hayatın huzurunu köye dönerek, evet. diğer çocuklarını düşünerek, kendi var olan mevcut halini koruyarak yaparsın. Çünkü Hayriye teyze sen olmazsan ortada bir aile olmaz. Olmaz. Geride 3 tane çocuğun var. Öldü. Ben de ölsem onları iyi kızım. Ölsem böyle çekeceğimize. Zaten ölecek.
Kalbine taş basacaksın. Basacağım, öldü sayacağım artık. Çok diyeceksin ki tamam benim için yok. Benim için artık yoktur. Bu evde bu kişinin ismini zikretmeyeceğiz. Ne yapıyorsa evet. yapsın öyle o kendi hayatına. Artık. Gördün öyle değil mi? Evet. Adam dün akşam beni ötetti dedi. Osman diye adını diyorum burada. Yapamaz. Yüreğin ben buraya bak bir şey olan yerinden sonra yine gelin bana tehdit var. Bir şey diyen o hani yine geleceğim burada ismini fotoğrafını buraya çıkartacağım. Kimse herkes kendini biliyor. Beni tehdit etmiyor. Dün akşam bana adı duruyor video ses kayıtları duruyor. Ne hakaret öyle diyebiliyor musun bana? Hemen onu uzaklaştırma kararı alırız. Hemen kendini oğlum ben zaten ettim mi haber veya şey kullan şey olsun. Benim önce Allah'ım var. Ondan sonra sen varsın gülüm. Benim anam babam kardeşlerim sensin. Sen aldın beni yiyip gözümün önüne. Ben öldüm mü daha sen Arif son olma. Çocuklarım şey yaparsa yap. Tetti dedi diyorsun telefonum verdi beni şu. Onunla ilgili elimizden geleni yaparız. Ama ben senden bir şey rica edeceğim. Birazcık hakkın varsa üzerinde. Sen köye döneceksin. Evet döneceğim. Yavrularına sofranı kuracaksın. Kocanla. İnşallah. Ramazanını yaşayacaksın. İnşallah. Bayramını yaşayacaksın. İnşallah. Kendi hayatına bakacaksın. Bak senin orada ineklerin var. Evet. Bir hayatın bir dünya oraya döneceksin. Döneceğim Allah izin verirse. Tamam mı? Evet. Ne kadar koşacaksın buralara? Ne kadar koşmayayım kızım. Bu son defa geldim işte. Nerede kaldığını öğreneyim bileyim dedim. Buna kısa sakallı var yalnız. Allah'ın bu sakallıyı dünya yüzünde gün güneş gözetmezsin. O kendini sakladı. Nereye gittiğimi göremedi. Dün akşam Salih var dedi. Arkamda gittiğimi gördün mü? Dedi. Tez geldi diye beni yakalayamadı. O dönüp dolaşıp ona birbirini bulur. Sen ben onun nerede olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Önce yayın sonu sen Nülüfer'le konuşmak istedin. Nasıl? Dün yayın sonrasını bir konuşmak istemişsin. Sonra bir... Evet. Bir önceki Nülüfer içinde en azından çok kendi içindeki bir masumiyetli böyle biraz saflığı olan bir Nülüfer'di. Ama bu Nülüfer hiç kimsenin tanımadığı bir Nülüfer. Yayın sonrasında neler yaşandığını, annesine neler yaptıklarını buyurun izleyelim. Benim hayatım istediğim gibi yaşıyorum. Ya kız orduya gelmedi zaten. Orduya gelmedi. Lan söyle bak kadına. Söyledim ya kız artık. Orada burada yaşamak istiyor. Burada çalışıyor. Burada yaşamak istiyor. Nasıl yaşayacaksın burada sen? Yapma bunu ya. Biz bana da sokak sende. Burada tutup ben gireyim de abi. Tamam sinir abi sinir. Hayriye teyze sen kabul ediyor musun? Bu İstanbul'a yerleşmek istiyor. Burada çalışmak istiyor. Hayatını düzen. Duramaz. Niye duramaz? Dur tek hayatı iki ay önce duramaz tek başına. Bu da evde duramıyor abi. Burada hiç duramaz. Tamam ama o da dururum diyor. Tek başıma hayatımı sürdürürüm burada. O ne dediğini bilmiyor. O ne dediğini bilmiyor. Böyle konuşuyor. Biz alışkınız buna koşmasın. O zaman kalırsan ben evin yerini öğreneyim. Ben de yanına gireyim. Nerede kalacağımı bilmiyor. Yeri belli olsun sıkıntı olmaz. Yeni söyleyeyim. Sıkıntı burada. Yeni söylesin bize. Tamam ben söyleyeyim. Şimdi söyleyeyim gitme de. Git koşa buraya git. Be. Allah. Allah'ım yola götürsün, merhamet versin. Böyle bir ne olmuş buna? Köyde ne kadar iyiydi. Birden oldu kızım bu ya. Ne iyiydi? Düzenli işine gidiyordu, akşam geliyordu. Yemek, o gelmeden yemek yemedik. Bayağı saat 9'da da bekliyorduk onu. Bir ay iyiydi değil mi? Evet. Bir ay sonra? Bir ay sonra işte hiç çalışıyordu. Anne hiçbir sorunumu çekmedi. Daha baba bir ölünün görü demedi.
Kendi kızım yat, mesaj at, telefonda oyna, oyna, oyna. Ne yaptı? Ay, zaten gittim, ne zaman karşı tarafla iletişim kurmaya başladığında yine tercihini yaptı. Ben sana şunu söyleyeyim. Heh. Kızın kuma olarak yaşamayı, bu tarzdaki bir hayatı kabul etmiş. Yaşantısını öyle sürmek isteyen biri. Yine o kişiyle beraber. Allah! Yani yine o kişiyle ben beraber. Ben demedim ya. Giremezsen Allah demedim mi ya? Ben öleceğim, evet, bilmiyorum ya. Hiç aksi değil. Yoksa Nilüfer öyle. Tek başına ben hayatımı kuracağım. Ben tek başıma kalma, nasıl kafa bileyim, dinlemek istiyorum diyecek biri. Hikaye kızım, ben değil, yapmadım onların ya. Onların hepsi yalan dolan yani. Senden hiç kimse Allah kimseyi razı olsun, ben biliyorum kandırmasın. Ama ha, kızının bu kendi tercihi. Kendi tercihi. O yüzden bırak ne hali varsa görsün. Bıraktım kızım onu. Sonuçlarıyla da, sonuçlarına ha, da katlansın. Ama gelmesin bizim kapıya. Bu daha bizi öldü, ana baba kardeş. Yok, bu burada sen de şahit ol. Bir ararsam, bir sorarsam daha yüzüme tükürsen haydiye diyeceğim. Bunu mu yaptın sen diye. Daha da ben bunu... Benim bir damarım vardı. Daha benim kızım burada öldü. Ben daha kızım... 3-4 çocuğum var. 5 çocuğum daha yok Muhammed. Hep beklediğiniz bir şey yani. Ben bileyim ya. Ben de ya, ben dedim oğlum dedim bu buna gider dedim ta. He? Bizde başka hayatında birisi var. Zaten düzgün biri olmuş olsa Nilüfer onunla görüşür, tanışır. Bak internette tanıştı o düzgün çocukla nasıl sizi görüştürmüş. Nasıl kızdırdın diye. O kapıdan nasıl çıkacağını bilirdi. Şu anda bu kaçmasının, bu kadar harbedenin, bu davranışların tek bir sebebi var. Bu kişiyle beraber olmak istemesi. Ama bu da onun tercihi. İnsan seçimlerinden ibarettir ve sonuçlarına katlanır. Sonra da yaşadığı sonuçlar için ağlayamaz. Böyle bir hakkı yoktur. Siz bazen birilerini böyle hafif lafı dokundurduğumda diyorsunuz ki ay ne kadar hiç anlamıyorsun diye. Halbuki o seçimlerinin bedelini ödüyor. Nilüfer de seçimlerinin bedelini ödeyecek ama bırakın kendi ödesin. Öyle daha da geç olacak zaten şey. Geç olacak her şey. Ama geç kimse olacak de çıkıp bu konu buraya programa geldiğinde şu cümleyi kuramazsınız. Benim özel yaşantım bizi diyemezsiniz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği yetkilere dayanarak bir evlilik birliği kurulmuş, o evlilik birliği içerisindeki resmi eş kuma olarak yaşamak zorunda bırakılıyorsa, o kadın yaşamına son vermeyi dile getiriyorsa, bunlar evraklarda kayıtlı, defalarca dile getirdik. Kesin belli mi acaba? Baba, çocukları tehdit, görülen bir tehdit varsa siz artık hangi özel hayattan bahsediyorsunuz? Hiç kimse böyle benim özel hayatım, bir evin içerisinde şiddet varsa, kadına yönelen şiddet ağırlaşıyorsa, çocuklar mağdur ediliyorsa hiç kimse de çıkıp öyle ahkam kesmesin benim özel yaşantım diye. Özel yaşantı falan yok. Bitmiştir. Burada şiddetin artık olduğu yerde biz unutmadık. Ben kuma olmak istemiyorum diyen Adana'daki 23 yaşındaki kadını unuttunuz mu? Bu ülke kuma olmak isteyen kadına da karşılığını görecek. O ezdirilen kadın da bir gün haklarını aramak için sesini çıkartacak. Siz bu konuları, aile yaşantınızı bu kadar rencide ettiğiniz sürece ekranlarda da olursunuz. Toplum tarafından da dışlanırsınız. Bu arada ha, şunu da söylemek istiyorum. Söyle. Dün sessiz kaldım Nilüfer Hanım sizi. Yani edepli saygımdan dolayı sustum. Ama şunu bakın ortaya söylüyorum. Anlayabiliyorsanız anlarsınız. Edep aklın tercümanıdır. İnsan... Süreyda not ettim, ben bu sözü çok seviyorum. Edebi kadar şerefli, şerefi kadar da kıymetlidir. Toplum tarafından kıymetli olmak, ailenizin göz bebeği olmasını istiyorsanız hal ve hareketlerinize dikkat edin. Biz hiç önemli değil. Bugün varım, ben yarın yokum. Ama bu kadın siz düştüğünüzde bakın arkanızda olacak, gözyaşı dökecek olan bu. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Benim de buradaki o yüzden de seçim, benim de burada şunu da söylemek istiyorum. Tercihim Mevla'nın en başta yaptığı, bütün annelere de benim çağrım şu. Hayatta bir seçim yapacaksanız o seçim sadece çocuklarınızdan yana olmalı. Çünkü çocuklarınızı bile görmezden gelip seçtiğiniz o adam çocuklarınızın babası bile olmuş olsa sizi yarın yarı yolda bırakabilir. Öncelikle bu seçimi keşke en baştan karşı taraftaki hanımefendi çocuklarından yana yapmış olsaydı. Bambaşka bir hayatı olacaktı. Ama bu zaten kızım bunları bu alada düşünüyorum. Mevla hadi öbürküne bir şey demiyorum ama sadece yapsın hayatını bir erkek üzerine bu kadar kurgulayıp onun peşinden gitmek bu
Kesin mi acaba kızım? Aklım almıyor. Yani esasen kendinden ziyade aklım böyle almıyor. Yazık Nilüfer'cim. Ben annem, senin sonunda finalini de gayet iyi biliyorum. Senin yaşayacağın sonuçları da gayet iyi biliyorum. Seninle nasıl karşılaşacağımı da gayet iyi biliyorum. Ben hiç... Şikayetçi olacağım bunun hakkında. Neler yaşayacağımızı gayet iyi biliyorum. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Kızı şikayet edeceğim. Mesela sen kaldın. Hayır, neyi şikayet edeceksin ya? Edeceğim işte. Hayır yavrum, hiç kimseye şikayet etmeyeceksin. En güzeli ne yapacaksın biliyor musun? Yok sayacaksın. Yok zaten. O daha ağır koyacak. Ve senin ahın sanma ki onlardan çıkmayacak. Çıkarım. Ya. Bir gün öpte gel kalmaz onda o çıkar. Senin ahın onlardan çıkmayacak mı? Bu dünyada birinin ahını alacaksınız. Ben yine şey yapmam da babanın düdüğü hiç çıkmaz, boş çıkmaz. Öbür tarafla da şey yapmak istemiyorum. Şunu da kaldırır mısınız fotoğrafını? Diğerininkini. Sadece kızın kalsın fotoğrafı. Allah istersen. O adamı görmek istemiyorum zaten. Ta ötüne gözlendirme gözler ayrılıyor şurada burada dönüyor. Allah istersen o adamı Allah dünyada o kıza doydurmasın. Onu Allah'a havale ettim. Allah'ım ona Murat vermesin dünyayı da. Daha bir şey diyeyim, ben onu Allah'a havale ettim. Ben onu ona götürebilsen gelmezdim. Vallahi gelmezdim. Ben nereye, başka yere gitti mesela, ne oldu acaba? Nereye gitti dedim, ona da şey yaptım. Ya ülkede de bir tek kaçacak Nilüfer konuşayım. Mi ya? Nereye kaçacak Nilüfer? Düzenli evi varken, baba ocağı, ana ocağı varken, işi varken. Tazminat da alacak şimdi orada, para kazandı biraz. 5-10 milyar daha götürüyor ona. Hı? 7 milyar tazminatı var, 6-7 milyar. 3 milyar da oradan götürdü. 9 milyar para götürsün, evi tutarlar şimdi. Buraya ikisi çıkar içeri. Tuttular evlerini, merak etme. Tuttular mı? Tuttular evlerini. İyi. Ya. Sakal evlerini tuttular, kararlarını verdiler. Kendi hayatlarını çizdiler. Ama bu Nilüfer'in bizzat, ben böyle yaşamayı hak eden bir kadınım. Ben kendime bunu yakıştırıyorum diyerek seçtiği bir yaşam. Sizin söyleyecek hiçbir şeyiniz yok. Yok. Bitti. Daha ne diyeyim? He? Daha diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim gülüm? Evine Allah git, razı ol. Evine git, ibadetini hakkını et. Hakkını kızım. Sağ o kalbinin gayı. Sağ laf söyle. Yok yok hiç ben alınmadım. Hiç alınmadım onu. Hiç alınmadım bakın, ama baştan beri sizin anne olarak Allah sizin gibi anneleri başımızdan eksik etmesin. Amin. Evlatlar kıymet bilmiyor. Yok. Kalkacaksınız öyle köyden. Geleceksiniz, yol iz bilmez, evladın peşinde koşacaksınız. O bir de ondan önce geleceksin İstanbul'a. Evet. Allah gerçekten bak, Esra ondan önce sayesinde geleceksin. Benim şimdi Hayriye teyzeye vereceğim bazı ricalarım var. Bir, küçük dersleri iyi çalışacak. İki, bu karşıdaki polis olmak istiyordu. Üniversite sınavına hazırlanacak. Ben onun kitaplarını da getirdim şimdi. Benden test kitapları istemişti. Evet. Onları da getirdim. İnşallah. Bir de öbür büyük olanı bir iş bulacağız. İnşallah. Bunlar bana... Bir de babayı da bul gülüm. Bana... Belediye babayı da soktu. Hepsi bir olsun. Adam bir sene bir çalışmadı kızım. Dur ayarlarız onu. Senden ricam, sen bütün enerjini onlara vereceksin. Tamam. Onu artık sıcak benim sütler... Benim 4 çocuğum var kızım. Ballı sütler yapacaksın. Tamam. Zihin açıklı, Allah zihin açıklı versin diye duaları edeceksin. Allah razı olsun gülüm. Sen bunu da unutacaksın. Unuttum onu, öldü o. Yemin ederim öldü, daha yok benim kızım. Yap kendine, vallahi bak. Seni değiştireceğim ben. İşte zihnen de gömmek lazım aslında. Evet. Sevgili seyirciler, iyi bir hafta sonu diliyorum ama öncesinde şunu söylüyorum. Vallahi Allah evladın bile hayırlısını nasip etsin. Gerçekten yani Allah evlatlarınızın içine... Çok zeki olmasınlar. Bilmem ne okullarında okumalarına gerek yok. Sevgi dolu, merhametli, iyilik bilen, vicdan sahibi evlatlar olmayı nasip etsinler. Allah siz de hepimizi de iyi insanlarla karşılaştırsın. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.